Evet değerli dostlar, bu akşam yeni bir program ve yeni bir konuyla, yeni bir konukla karşı karşıyayız. Konuğumuz yerel siyasetin, pazar bölge siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Devrim Kantoğlu. Devrim Kantoğlu'yla özel bir hukukumuz var. Çocukluk arkadaşıyız, okul arkadaşıyız, sınıf arkadaşıyız. Onun haricinde rahmetli babası pazar siyasetinin, hatta Rize siyasetinin, sendikal mücadelenin son derece önemli isimlerinden biri Kenan Kantoğlu. Saygılarımızı sunuyoruz, Allah rahmet etsin diyoruz. Bu açıdan Devrim hem zihinsel donanımıyla, hem demokrasi kültürüyle, hem öngörüsüyle bana göre son derece önemli, dinlenmesi gereken, fikirlerine değer verilmesi gereken, zihinsel, siyasi akıl olarak zihinsel açılım getirebilecek öncü isimlerinden biri. O açıdan teşekkür ederim hocam. Bunu durum tespiti olarak söylüyorum. Arkadaşım olduğu için, dostum olduğu için bir övgü anlamında söylemiyorum. Öncelikle hoş geldiniz Devrim Bey. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi biz Radyo Genç olarak her türlü siyasete, yani bölücü olmadıktan sonra, Türkiye'nin düşmanı olmadıktan sonra, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıktıktan sonra her türlü siyasete, her türlü görüşe açığız ve Atatürkçü düşünceye sahibiz, ama onun haricinde her siyasete eşit mesafedeyiz. Aslında bizim siyasetten anladığımız şey de normalde siyasal dedikodu değil. Yani buraya çağıracağımız konuklarla bir zihinsel açılım sağlamak, bir ufuk ortaya koymak, bu doğrultuda siyasal bilincin gelişmesine katkıda bulunmak. Bizim en temel hedefimiz bu. Devrim kardeşimiz Cumhuriyet Halk Partisi Pazar İlçe Başkanlığı seçiminde adaylardan biriydi. Aslında adayı olarak önce kendini gösterdi. Sonra adaylıktan çekildi. Çeşitli gerekçelerle, çeşitli nedenlerle. Ama her zaman sözü dinlenmesi gereken, kendisi başkan olmasa bile bana göre başkanlara da ufuk açabilecek bir donanıma sahip. Ben sık sık bulunduğu iş yerinde... Kusura bakma da o biraz fazla oldu. Yok, fazla değil. Ben bir durum tespitinde bulunduğum zaman benim şöyle bir özelliğim var. Sözlerim odun gibidir. Yani inanmadığım bir şeyi söylemem. İnandığım bir şeyi de söylerim. Yani ister insanlar abartı olarak karşılasın, ister çok acımasız davranıyor desinler. Ama bu benim tespitim. Yani senin fikirlerine, sizin fikirlerinize katılırım, katılmam ayrı bir şey, ama her zaman fikirlerine değer verdim. Çünkü eve her gün 2 gazete, 3 gazete giren, ciddi bir kütüphanesi olan, Türk siyasal mücadelesinin içinde Yaşar Kemal'lerle beraber siyaset yapan bir babanın kurduğu aile ocağından yetişme bir insansınız. Bu doğrultuda elbette ki sizin içinizde bazı değerler vardır. Bu değerlerden de katılınmasa ya da katılınsa bile istifade edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Değerlendirmem bu. Devrim kardeşim, Sayın Devrim Bey, Devrim Kantoğlu kimdir? Bir de sizden dinleyelim. Yani nasıl tanıtırsınız kendinizi? Aslında çok önemli söyleyecek bir şeyler yok. Sıradan, küçük esnafım, çay üreticisiyim, bölgede yaşıyorum. Geçmişle ilgili işte size teşekkür ederim, babam ve benim hakkında övgü dolu sözler söylediniz. Layık olmaya çalışacağız bundan sonra da. Siyaset, biz amatör anlamda siyasetle uğraşıyoruz. Uğraştık geçmişimizde. Bugün daha farklı bir durumdayız. Siyasetle direkt ilişkimizi bir miktar uzak kalma durumuyla karşı karşıya kaldık. Öncelikle söylediğiniz şeylerden şuna cevap vermek zorundayım. Ben aday olup adaylıktan çekilmedim.
sadece partinin tabanı benim adaylığımı yeterince desteklemedi. Kazanma, yarışma, kazanmak demeyelim de yarışa girme şansımın olmadığını gördüğüm zaman tabanın sesini dinleyerek adaylığımı sonlandırmak zorunda kaldım. Siyasetten çekilmem de şöyle, bir miktar dışına çıkmam da şöyle ki partinin ortak kararı gibiydi işte senin işlerim, kişisel işlerim, biz emeğiyle ekmeğini kazanmaya çalışan insanlarız. İşte işlerim bozulur, dostane tavsiyelerdi. Ben de kendilerine teşekkür ettim, doğru buldum. Onun için bir miktar siyasetin dışında kalmaya karar verdim. Ama tabii ki bu ve benzeri platformlarda kişisel görüşlerimizi, düşüncelerimizi, inançlarımızı söylemeye devam ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Dinleyen bulursak. Teşekkür ediyorum. Peki Devrim Bey, siyasetin dışında konumlanmayı zannediyorum adaylık anlamında ele alıyorsunuz. Yoksa demokrasiye yönelik inancınız, demokratik mücadele çerçevesindeki konumuz elbette devam edecek. Bakın şöyle söyleyeyim. Ben şuna inanırım. İnsanlar, hayat zaten hipotezlerden oluşur. Herkesin kendince bir hipotezi vardır. Bir inancı vardır. Bunu ortaya koyarsınız. Taraftar kazanmaya çalışırsınız bu hipotezinize. Bunda başarılı olursanız, büyütebilirseniz hipotezinizi devam edersiniz. Ya da siz çekilirsiniz, başka birilerinin devam etmesi anlamında ön açarsınız. Bu ikisi de siyasetin bir parçası olmak gibidir aslında. Ama benim aktif siyasetten anladığım işte parti içi ya da sürekli toplumla diyalog kurmak dışında bir şeydir. Şöyledir, düşünceleriyle var olmaktır. Ben mesela şu an halen devam etmekte olan, demin de sizin bahsettiğiniz gibi öznesi babam olan bir kitabı bitirmeye çalışıyorum. Onun notlarından, işte yaşamından örneklerle. Tabii bu bir başka mücadeledir. Türk siyasi hayatının belki de Rize ötesinde, yani Türkiye anlamında önemli bir dönüş noktası, işte o gün o İşçi Partisi'nin çıkışı, milletvekilleri, İşçi Partisi'nden kastım da kimse yanlış anlamasın. Bir dönem Sayın Periçek'in partisinden bahsetmiyorum. Mehmet Ali Aybar ve Beyce Boran ikilisinin İşçi Partisi'nden bahsediyorum. Bir yanlış anlamaya sebebiyet vermeyelim bu arada. Buradan çıkan, Rize'de geldiğinde, babam özelinde söylüyorum bunu, geldiğimde işte farklı biri, yani siyasetin farkından ötede fiziksel farklılıkları olan biri olarak düşünülmüştür. İşte komünist nasıl bir adamdır gibi bakan arkadaşları olmuştur. Yani bu süreçlerden geçildi. Çok zor süreçler, çok meşakkatli süreçler, mücadeleler. Şu anda şunu görüyorum ben, mücadele etmenin de en önemli unsuru siyaset, halk, yani bulunduğunuz halkla yapılan bir siyaset vardır. Biz buna sokak siyaseti deriz. Sokakta tabii ki herkes fikirlerini söylemeye devam ediyor. Ben de edeceğim. Tamam. Ama bir de partisel siyaset vardır. Parti içinde kendini herhangi bir yerde konumlandırılarak yapılan siyaset. Bizim şu anda yapmayacağım dediğimiz siyaset ya da yapamadığımızı düşündüğümüz siyaset, parti içinde kendimizi bir yere konumlandırılarak yapılan siyasettir. Onun dışında radyo programlarıyla, yazılarımızla, çizilerimizle, kendi çapımızda, küçük dünyamızdan ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmaya devam edeceğiz. Bunun için çalışacağız. İşiniz ve iş yeriniz hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim, biz küçük bir esnafız. İnşaat sektöründe çalışıyoruz. Daha çok tadilat vesaire işleri yapıyoruz işte. Mutfak dolabı, atölyemiz var. Az çok
bir küçük dükkanımız var işte 45 metrekare kadar. Oradan bir ekmek parası, az çok bir ekmek parası çıkarmanın mücadelesini veriyoruz. Az da çayımız var, o da bize bir miktar destek oluyor. Geçip gidiyoruz diyelim. Evet. Bu arada çok değer verdiğim, benim için çok anlamlı olan Kenan amcayı da birkaç anekdotla yad edelim isterseniz. Biz lisede beraber okurken Kenan amcanın adını sıkça duyardık pazar siyasetinde. Fakat daha küçük olduğumuz için çok fazla tanışma fırsatımız olmazdı. Çünkü Kenan amca çok yoğundu, oradan oraya giderdi vesaire. Sendikacılık, kooperatifçilik vesaire yapıyordu. Bizden önceydi. Önceydi. Siyasette de aktif olarak yer aldı. Fakat benim en çok hoşuma giden, en çok halen daha unutamadığım, rahmetle yad ettiğim bir kısa anım var. Zannediyorum senin eski dükkanının bulunduğu yerde, hayatının son demleriydi o zamanlar. Tanışmıştık, seninle arkadaş olduğumu falan daha önceden öğrendim. Sonra benim öğretmen kimliğimi öğrendikten sonra bir başka gün ziyaret ettiğim zaman dükkandayken, o yaşta insan ki rahatsızdı, yani rahatsızlığı ciddi boyutlara ulaşmıştı. Ortopedik rahatsızlıkları da vardı, ayak falan. O her zaman vardı. Evet. Ve o haliyle ben hiç unutmam, benim öğretmen kimliğimden yola çıkarak ki ben çocuğunun yaşında bir insanım ki o da yıllardır Türk bürokrasisinde de yer almış, Türk sivil toplum mücadelesinde de yer almış, nice insanlar tanımış biri, ayağa kalktı, hoş geldiniz hocam dedi ve önünü ilikledi. Yani bu çok ilginç bir şey. Yani bu benim için inanılmaz değerli bir şey. Neden? Kendi meslektaşlarımız arasında veya işte bürokraside göremediğimiz saygıyı o yaştaki insandan gördük. Bu işte ben ona bağlıyorum. Bu Atatürkçü neslin aldığı bir terbiye. Yani o neslin hangi şeyde olursa olsun, hangi siyasette olursa olsun, o neslin bilgiye ve bilginin ete kemiğe bürünmüş şekli olan öğretmene duydukları saygının bir göstergesi. Ve o davranış hiç aklımdan çıkmıyor. Ben şöyle düşündüm, keşke bir biyografik çalışma yapsaydık vefat etmeden önce ve gelecek kuşaklara ders alabilecek bir hayatı miras bırakabilseydik diye düşünüyorum. Bu notlardan yola çıkarak biraz önce de söyledim, bir kitap yazıyorum. Yani öznesi babam olan, daha çok onun hayatından. Tam bir biyografi değil tabii ki de, hem yöre siyasetinin hem kişisel mücadelenin örneklerini. Şimdi biz öyle dönemler yaşadık ki siyaset bizim için bir zorluktan çok zorunluluk gibi oldu bir dönemler. Babam için öyle oldu. Neden zorunluluk? Niçin? Şöyle, çünkü bir yola çıkış vardı. O yola çıkışta çok ödenmiş bedeller vardı. Çok mücadeleler vardı. İşte mesela o sendikacılık dediğimiz, Türkiye'de ilk bankayla ilgili, bankacılıkta ilk sendikacılarından biridir. Bank İş Sendikası'nı kurmuştur. O dönem Kapalı Çarşı'da Yapı Kredi Bankası, bilmiyorum da bir sakınca var mıydı bilmiyorum ama Vezne şefiyken sendikayı kurdu. Genel müdürlük çağırıp işte bankacılıkta sendikanın olmayacağını, beyaz yakalıların sendikayla grev yapamayacağını söyledi. Ona karşı direndi. Sonuçta işini kaybetti. Geri dönmek zorunda kaldı. Burada yıllarca farklı şekilde ekmeğini kazanmaya uğraştı. Sonra nasıl olduğunu tam anlamıyla bilmiyorum ama kooperatif başkanlığına girdi bir şekilde. Oradan da işte uzun yıllar, o zaman her yıl seçim olurdu. Seçimleri 10-15 seçim, yaklaşık 15 seçim kazanarak 15 yıl başkanlık yaptı. Onun dışında siyaseti özellikle SHP döneminde, CHP'den önce işte SHP, Erdal Mömin'in CHP'si döneminde İl Yönetim Kurulu üyeliği, bir yarım dönemde İl Genel Meclisi üyeliğinde bulundu. Aktif bir adamdı. Etrafıyla
kooperatif başkanlığı döneminde çok fazla ilgilendi. Siyasetin dışında çok fazla ilgilendi. Özellikle örneğin insanların birçok şeyine, mahkemelerdeki davalarına dilekçe yazmak gibi. O dönem hukuki anlamda da insanlara katkıda bulundu. Diğer kurumlarla olan ilişkilerinde, örneğin başka bir kurumda sorunu olanlar gider, onların sorunlarıyla ilgilenirdi. Böyle bir mücadeleci hayat sürdü ve köyde kendi halinde bir sonla, günün sonunda herkes gibi tabii, bize küçük tefek bilgi mirasları bırakarak gitti. Allah'ın rahmeti ruhuna olsun diyorum. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu halkı, bu ulusu, bu topraklarda yaşayan insanları bir basamak daha ileriye çıkarmak için mücadele eden herkese saygılarımızı sunuyoruz. Yüce Yaratan rahmetle donatsın yattığı yeri, nur içinde, ışık içinde yatsın diyoruz. Şimdi gelelim siyasete, yavaş yavaş başlayalım. Önce kapitalizmin boyundurunda olan bir dünya var. Yani dünyayı benim size tanıtmama gerek yok. Seyircilerimiz de biliyor. Savaşın eşiğinde, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde olduğu söylenen bir dünya var. Mesela General Osman Pamukoğlu, ki siyasal düşüncelerine katılırsınız, katılmazsınız ayrı bir konu ama askeri doktrin konusunda uzman insanlardan biridir. Dünyanın gittikçe 3. Dünya Savaşı'na doğru yaklaştığını söylüyor. Onun haricinde inanılmaz toplumsal ve sınıfsal çelişkilerin olduğu, toplumsal ve sınıfsal çelişkilerin arttığı, büyüdüğü bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünyada sol siyaset ne vaat ediyor? Önce bundan başlayalım. Şimdi dünyanın en önemli meselelerinden biri de emperyalist zengin ülkeler, büyük ülkeler, yani Amerika, Rusya, Çin gibi bir sömürü düzeni, İngiltere gibi sömürü düzeninden daha çok pay almak, kendi halklarını daha rahat yaşatırken diğer halkları daha zor yaşaması durumuyla karşı karşıya kalmışlığımız söz konusu oluyor. Şimdi emperyalizmin en önemli sorunu şu, buradaki en büyük kazanımız savaş çıkarmak, bu savaşlarda silah satmak, taraf olmak, bu savaşlardan bölerek küçülttüğü ülkelerin petrolünden vesairesinden, doğal kaynaklarından yararlanmak, o ülkeleri daha net bir şekilde sömürebilme çabaları var. Ben siyaset konusunda tabii bir şeyler söylemeye çalışırım ama askeri doktrin konusunda çok bilgim yok. Ama şuna inanıyorum, bugünkü silahlanma sistemiyle bir 3. Dünya Savaşı'nın mümkün olmayacağını düşünüyorum. Çünkü o zaman yani İslam'ın kıyamet dediği şey gibi bir şeyle karşılaşmak durumunda kalabiliriz diye düşünüyorum. Onun için 3. Dünya Savaşı konusunda daha çok küçük ülkeleri savaştırarak büyük ülkelerin, emperyalistlerin bundan faydalanması gibi düşünüyorum savaşları. İşte yeni savaşlar oluşuyor, yeni bölgesel, işte ne diyelim, ülkelerin dışında da profesyonel savaşçılarla terör savaşları oluştu. Bunlar dünya için, özellikle Orta Doğu için, Avrupa için değilse bile büyük bir sorun tabii, büyük bir sorun. Orta Doğu'nun özellikle petrol kaynakları bu şekilde emperyalist güçlerin hegemonyası, egemenliği ve çıkarları doğrultusunda kullanılıyor diye düşünüyorum. Sol siyaset ne vaat ediyor dünyada? Sol, var mı böyle bir siyaset? Sol, ne vaat ediyor? Sol siyaset çok şey vaat ediyor da bu vaat, biliyorsunuz, bütün siyasetler, sol, sağ veya başka siyasetler, hepsi bir
hepsi bir şeyler vaat eder ama asıl, çünkü vaat etmesi zaten varlığını sürdüremez. Asıl güçlü hipotez şu an için kapitalizm, kapitalist sistemin elinde ve bu sistem halen dünyadaki bütün olumsuzluklara rağmen gücünü koruyor. Şöyle net olarak rakamları bilmiyorum ama dünyadaki toplam nüfusun %92'sinin kazandığından fazlasını %8 gibi bir grup elinde bulunduruyor. Yani dünyada 100 lira kazanıyorsak bunun 50 lirasını %92 bölüşüyor. Rakamlarda yanılıyor olabilirim birkaç puan. %8'ini ise %50'sini ise sadece %8 elinde tutuyor. Ve bu şöyle bir şey karşımıza getiriyor bugün için. Para bende ise, para benimse yönetende ben olmak istiyorum deme noktasını da peşinde taşıyor. Sol siyaset buradan ne çıkarıyor? Sol siyaset tabii ki daha çok emek eksenli, özgürlükçü, barışçı. Çünkü emperyalizmin en büyük düşmanı barıştır. Kapitalizmin en büyük düşmanı da emeğin ekmekten daha çok pay almasıdır, kısaca söylersek. Şimdi bizim derdimiz nedir? Emeğin ekmekten daha çok pay alacağı barış içinde bir dünya. Bizim düşümüz, solun düşü. Genel anlamda felsefi olarak tabii birçok açılımları var bunun. Marksizmden işte sosyal demokrasiye vesaire, ama şimdi bugünkü en temel konumuz şu: kapitalizmin bir yerde durdurulması gerekiyor. Çok çok fazla güç, çok fazla güç çok az bir grubun eline geçti. Dünya nüfusu artıyor, bunun beslenme sorunları var. Bu sağlıklı beslenme problemi çok önemli. İnsanların sağlıklı gıdaya ulaşması çok zorlaşıyor. Gıda sektörüyle ki bu tabii benim çok derinlemesine bilgi vereceğim bir şey değil ama yüzeysel olarak da şunu görüyorum. Gıda sektörüyle, sağlıksız gıda sektörüyle diyelim, sağlık sektörünün, yani ilaç firmalarının, ilaç sektörünün ortak hareket alanı olduğunu düşünüyorum. Ortak çıkarlar ürettiklerini düşünüyorum ve bu toplumun her şeyden, herkesten önemli olan sağlıklı yaşam mücadelesine büyük engel olduğunu düşünüyorum. En önemli konularımızdan biri, dünya siyasetinin en önemli konularından biri artık sağlıklı gıda ve ihtiyacı kadar sağlığı, yani gereksizi ilaç sektörünün öldürmede, güldürmede, tedavi de etme mantığıyla yaptığı uzun süreli tedavilerin son bulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü en önemli öge, elimizdeki en önemli şey insan. Siyasal görüşü ne olursa olsun, statüsü ne olursa olsun, ekonomik de durumu ne olursa olsun, en önemli şey insan. İnsanın bir defa sağlıklı yaşaması, ihtiyacı kadar sağlık hizmeti alması, iyi eğitim görmesi, bütün dünyanın, sadece Türkiye'nin, Orta Doğu'nun vesaire değil, bütün dünyanın bu an için en önemli sorunu olduğunu düşünüyorum. Evet, bu soruyu Türkiye için de yönlendirelim, Türkiye bağlamında da soralım. Türkiye'de siyaset ve Türkiye, genel olarak Türkiye nereye doğru gidiyor? Nereye götürülüyor, nereye doğru gidiyor? Yani bir dayatmayla bir yere gidiyorsa nereye doğru gidiyor? Doğal seri içinde bir yere gidiyorsa nereye doğru gidiyor şeklinde soralım. Ve sol siyaset Türkiye'ye ne vaat ediyor? Şimdi bu sorunun daha sonraki devamı olarak sol nasıl olmalı şeklinde bir soru gelecek. Ama şu andan mevcudu yorumlayalım. Yani Türkiye'de gidişat ne? Sol siyaset bu gidişatın olumlu yönde kanalize edilmesine katkıda bulunuyor mu veya nerede duruyor? Şimdi Türkiye'de sol siyaset
şu anda çok başarılı bir noktada olduğunu düşünmüyorum. Hatta varlığını sürdürme mücadelesiyle meşgul olduğunu düşünüyorum. Sol siyasetin dışındaki, yani sosyal demokrat siyaseti sorarsanız, ki o Cumhuriyet Halk Partisi'dir, bana göre iktidara doğru gidiyor her şeye rağmen. Peki orada bir açılım yapalım. Tek başına olamasa da büyük ihtimalle büyük ortak olarak bir dönem sonra iktidardır diye düşünüyorum. Orada bir açılım yapalım. Ya da umut ediyorum en azından. Yok, o ayrı bir konu. Ama sol siyasetin istendik noktada olmadığını, hatta bir varoluş kriziyle karşı karşıya bulunduğunu söylediniz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara doğru yürüdüğünü söylediniz. Şu, bu noktada bir iki tane soru ortaya çıkıyor. Birincisi, sol siyasetin bu durumda olmasını neye bağlıyorsunuz? O bahsettiğiniz solun. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi o solun dışında mı ki sol siyaset büyük bir krizin içindeyken Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor? Onu bir değerlendirelim isterim. Şöyle bakabiliriz. Sol bizim anladığımız anlamda emek eksenli sınıf mücadelesi veren soldan bahsettim. Zorluk içinde olduğunu, yani şu anda hipotezinin çok taraftar bulmadığını düşündüğüm sol. Cumhuriyet Halk Partisi sol bir partiden daha ötede, işte Mustafa Kemal Atatürk'le kurucu felsefeyi temsil eden bir partidir. Sosyal demokrat bir partidir, kitle partisidir. Toplumun her kesimiyle ilişkisi olan, hele ki son seçim sisteminde %51 ile iktidar olmuyor, biliyorsunuz. Tek adam seçiliyor. Burada herkesle koalisyon yapmak durumunda olan bir CHP'den bahsediyoruz. Bu da bu dönem sonunda benim inancım odur ki büyük ortak olarak iktidarı kazanacağına inanıyorum. Bir de şunu, yani sol siyaset dışarıda görürken CHP, yani Sosyal Demokrat Türkiye'nin en köklü partisi ve en demokrat partisidir. Mesela ben bu adaylık sürecinde gerçek anlamda bir siyasal mücadelenin yapıldığı, delege seçimlerini sandık kurularak demokratik bir şekilde yapıldığı tek siyasi parti olduğunu düşünüyorum. En azından ben öyle gördüm ve içinde bulunmaktan o gün içinde büyük mutluluk duydum. Zaman zaman konuşma fırsatım da oldu. Ben dinleyen tüm CHP'lilere de buradan ayrıca teşekkür ediyorum. İlçe düzeyinde değerlendiriyorsunuz zannediyorum. Yani bu yargınız ilçe düzeyinde değil mi? Yani ben şu anda onu yaşadım. Burada yaşananları anlatıyorum. Tabii ki Türkiye düzeyinde de en demokrat parti olduğunu düşünüyorum her şeye rağmen. Tabii ki ben mükemmeldir, işte her şey dört dörtlüktür falan demiyorum. Ama söylediğim şu, diğer siyasal oluşumlara, partiler yasasına baktığımız zaman bugünkü koşullarda Türkiye'nin en demokratik partisi olduğunu, Türkiye genelinde de, sadece ilçe özelinde değil, Türkiye genelinde de böyle olduğuna inanıyorum. Peki bunun parametreleri neler? Yani siz bunu iddia ediyorsunuz ama mutlaka bunu temellendirebilirsiniz. Yani şu gerekçelerden dolayı Türkiye'nin en demokratik partisi olduğunu düşünüyorum dersiniz. Bunun parametreleri, ölçüleri, unsurları neler sizce? İlçe özelinde baktığımız zaman genel anlamda şöyle görüyorum. Yani pazarda demokratik seçimlerle, herkese söz hakkı vererek, tartışma platformları her ne kadar istenilen düzeyde de olmasa, tartışma platformları oluşturarak siyaset yapma imkanı oluyor burada. Özele baktığın zaman da farklı görüşlerin en özgürce ifade edildiği, bakın farklı görüşlerin en özgürce ifade edildiği, edilebildiği parti olarak görüyorum. Örnek vereyim, yani şu anda tabii diğer partiler hakkında da konuşmak istemem ama diğer başka bir partide genel başkanın söylemleriyle ters düşecek ya da onlara itiraz edecek
bir potansiyel olmadığını görüyorum. Daha çok CHP'de bu tartışmalar her anlamda oluyor. Evet, üst siyasette genel başkan düzeyinde bir miktar başkan özelinde, başkan özelinde partinin başkan özelinde parti adına karar vermeler söz konusu olsa da genel anlamda diğer partilere oranla çok daha demokratik olduğu kesin. Benim inancım değil, öngörüm de değil. Bu Türkiye'nin de çok kesiminin kabul edeceği bir durum. Şöyle ki seçimleri delegeleriyle yapan, milletvekillerini ön seçimlerle seçen zaman zaman bir parti. Burada bunun dışında böyle bir parti daha yok Türkiye'de. Şu an için yok en azından. Bu da en demokratik parti. Bakın hiç kusursuz demokrasiyi özümsemiş. Zaten demokrasiyi özümseyebilsek, demokrat olabilsek problemlerimizin yaklaşık 65'ini kafadan çözmüş olacağız. Birlikte konuşabilsek, farklılıklarımızı zenginlik olarak görebilsek, bizim gibi düşünmeyenleri anlamaya çalışabilsek, onlarla ortak olmayan yanlarımızı kenara bırakıp ortak yanlarımızla hareket edebilsek, barışabilsek, kucaklaşabilsek, ülkemizdeki birçok sorunun çok daha kolay çözüleceğini düşünüyorum. Mesela bazı konularda siyaset üstü anlaşmak gerektiğine de inanıyorum. Örnek vereyim, sizin daha çok branşınız eğitim konusu. Ülkenin, hükümetlerin, bakanların değil, bence ülkenin bir eğitim politikası olmalı. Ve bu politika siyasetteki değişmelerle değişmemeli. Her dönem uzun vadeli bir program yapılmalı ve hepimizin ortak değeri olan çocuklarımızın iyi bir eğitim sağlaması sağlanmalı. Herkesin beslenme ihtiyacı, en doğal ihtiyacı, beslenme ihtiyacını karşılayabileceği yaşamsal olanaklar sağlanmalı. Yani çalıştığıyla, aldığı ücretle insanca yaşayabileceği, çoluk çocuğunu okutabileceği, gerekli sağlık hizmetlerini alabileceği şekilde bir çözüm üretmek zorunluluğumuz var. Siyaset üstü bunlar. Yani yaşam için gerekli olan şeyler, ihtiyaçlar bence devlet tarafından, yani biliyorsunuz siyasette devlet farklı bir kurum, hükümet farklı bir kurum. Hükümeti bugün işte A partisi hükümet olur veya A insanı hükümet olur, yarın B insanı, B partisi hükümet olur. Meselemiz hükümetler değişir ama devlet politikası olması gereken bazı konular var, işte saydığım gibi sağlık, ekonomik ihtiyaçlar, yani yaşamsal koşulları mutlaka karşılayacak ekonomik gelirler. Şimdi bugün TÜİK'in kendi açıklamalarıyla çelişen ücret meseleleri var, emeklilik oranları var, Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunları var. Bunun gibi çok ekonomik sorunlarımız var. Şimdi emekçinin payı her geçen gün düşmekte, ücret olarak düşmekte, üretimdeki payı düşmekte, küçük esnaflar çok zor durumda, çok çok zor durumda. Yani şu anda böyle yani bir küçük orta düzeyli esnafların ekonomik olarak geçirme şartları çok ağırlaşmış durumda. Herkes borçlu, yüksek borçlarla yaşamak zorunda kalıyor. Bu da çok önemli. Yani bunların bir an önce elden geçirilmesi, çözümlenmesi gereken sorunlar olarak görüyorum. Sol bunun neresinde derseniz, sol bunun emek anlamında en önemli yerinde. Ama bugün hipotezini halkla aslında çok buluşturması gereken, çok rahat buluşturması gereken yerlerde maalesef
buluşturamadı, bir güçlü hipotez oluşturamadı. Benim gördüğüm bu. Peki, şimdi halkın sık sık sorduğu bazı sorular var. Sokakta veya çeşitli platformlarda dile getiriliyor. Şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğulcu bir parti olduğunu ve çok sayıda farklı düşünceye sahip olan insanların Cumhuriyet Halk Partisi içinde yer aldığını söylediniz. Fakat bazı görüşlerde, bazı çevrelerde şöyle değerlendiriliyor olayı. Farklı görüşlere yer vermekle savrulma arasında ince bir ayar var diyorlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kantarın topuzu bu ince ayarın ötesine geçmiş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin savrulduğuyla ilgili eleştiriler var. Şöyle ki, mesela isim vermeyeyim, bir bölge milletvekili işte çeşitli mesela etnik milliyetçileri destekleyici açıklamalar yapıyor. Bir başka milletvekili efendim Mustafa Kemal konusundaki hassasiyete yönelik bir paylaşımda bulunmuyor. Yani tam aksi bir konumda yer alıyor. Evet. Şöyle bitireyim onu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, yani bütün partiler aslında farklı görüşlere yer vermek zorunda ama ilkesel temellerini muhafaza etmek gibi de bir görevleri var. Artı onun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok farklı bir konumu var. Bu ülkenin kurucu önderinin altında imzası olduğu, kurucu değerlerini siyasete taşıyan bir parti olma gibi bir misyonu var. Bu çerçevede mesela Atatürkçü düşünce doğrultusunda hareket etmeyen insanların Cumhuriyet Halk Partisi'nde konumlanmaları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücünden, o seçmen gücünden istifade etmeleri ne derece doğru? Bu çoğulculuk mu yoksa savrulma mı? Bu sizin görüşünüzü almak istiyorum. Şimdi bakın, biz demokrasiye inanıyorsak en önemli meselemiz şu olmalı. Bizim gibi düşünmeyenlerin de sesini dinlemeyi kabul etmeliyiz. Bu partimizde de toplumda da mutlaka karşılaştığımız bir mesele. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye bölücü terör örgütüyle farklı düşünen, bizden farklı düşünen ya da farklı yorumlayan hayatı birlikte yaşadığımız ülkenin asıl unsuru olan, bana göre yani bu benim fikrim, Kürt arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Ben birlikte çalıştığım bir sürü arkadaşım vardı. Yani işte birlikte zaman zaman karşılaştığım, zaman zaman birlikte çalıştığım, yani ortaklık yaptığım vesaire arkadaşlarım var. Ama gördüğüm hikaye şu. Şimdi biz terörle, en önemli mevzumuz şu. Terörle, teröristle silahtan yana devlete, ülkeye karşı ölümcül eylemler yapanlarla farklı düşünenleri aynı yere de koymamalıyız, koyamayız. Yani bunun bizim içimizde de, şimdi biz Türkiye'de seçimde gidip Kürtlerin oyunu istiyorsak terörle ilgisi olmayan Kürtlerin sözünü de dinlemek zorundayız diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Tabii ki bizim düşüncemiz partinin vazgeçilmez kırmızı çizgisi, bana göre tabii bu da kırmızı çizgisi, laik demokratik cumhuriyettir. Bu konudan taviz vermeyen herkes bu partide yer alabilir, farklılıklar olabilir, etnik yapısı farklı olabilir, inancı farklı olabilir, rengi farklı olabilir. Oraya bir parantez açabilir miyim? Laik demokratik cumhuriyetin yanı sıra ülkenin bölünmez bütünlüğü konusunda da bir hassasiyet sağlamak lazım. Demokratik cumhuriyeti savunan birinin bölünmeyi nasıl kabul edeceğini düşünebilirsiniz. Orada cumhuriyet var olduğu sürece bölünme, yani Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece bölünme gerçekleşmemiş demektir. Yani biz, bakın, bölünme çok farklı bir şey. Şunu söyleyeyim size. Sorularını açmak zorundayım çünkü. Tabii ama ben şöyle düşünüyorum bu konuda, biraz birkaç dakika konuşayım müsaadeniz olursa. Şimdi ben bölünmenin ötelenmekle, itilmekle daha çok emperyalizmin
biliyorsunuz bizim ülkemiz dışında da bölgemizde çeşitli Kürt nüfuslar var. Hatta bunun bir Kuzey Irak'ta ayrılmış özel bölgesi, şu anda Suriye'de işte askeri müdahale yapmak zorunda kaldığımız bir bölgede farklı bir Kürt unsuru. Şimdi biz bunları göz ardı etmeden şunu görmeliyiz. Yani biz bu kardeşlerimizle birlikte yaşama kültürümüzü, birlikte siyaset yapma, birlikte düşünme, birlikte kucaklaşma, birlikte yaşama isteğimizi zenginleştirerek sürdüremezsek emperyalizmin, bana göre, bunların tabii hepsi benim şahsi görüşümdür, hiç kimseye bağlamaz, bana göre daha çok kucağına itmiş oluruz diye düşünüyorum. Eğer bu insanları siyasete, topluma entegre, yani birlikte yaşama arzusunu, topluma entegre eden de asimile etmekten asla bahsetmiyorum. Toplumu birlikte yaşama kültürünü, birlikte yaşama isteğini, birlikte yaşama, birlikte karar alma, birlikte yönetme, farklılıklarımızı zenginlik kabul etme, ortak faydalar oluşturma zorunluluğumuzu görüyorum. Tabii ki bu çizgi dediğiniz gibi bölünmez bütünlüğü ana kırmızı son çizgimizdir. Kim bölünmez bütünlüğe karşı olan birileriyle. Biz milliyetçiliği çok farklı yorumladığımızı düşünüyorum Türkiye'de. Milliyetçilik, şimdi ben milliyetçi arkadaşlarımla konuşuyorum. Kendini milliyetçi hisseden arkadaşlarımla konuşuyorum. Diyorum ki kardeşim, bu ülkenin doğasına, dağına, fabrikasına, işte insanına en çok sahip çıkmaya çalışan siyaset biz. Parti olmaktan öte topluluk olarak, Cumhuriyet Halk Partilileriz. Arkadaşım, siz milliyetçilik olarak bu ülkenin dağına, denizine, doğasına, toprağına sahip çıkanlarla mı birlikte olmak istiyorsunuz? Yoksa ötekilerle mi? Şimdi bunu çok iyi koymamız lazım. Şimdi eğer biz barışçı, demokratik, özgürlükçü, ekonomik zenginliğe kavuşmuş bir ülke istiyorsak bunu hep birlikte yapmak zorundayız. Kürt'ü, Alevisi, Türk'ü, başka Çerkez'i vesairesi. Birbirimizi ayrıştırırsak, birbirimizle bu toplumsal siyasi görüşümüz ne olursa olsun hep birlikte yaşayacağız. Hep birlikte paylaşacağız bu toprakları. Hep birlikte paylaşacağız bu ekmeği. Hep birlikte aynı hastaneden hizmet alacağız. Görüşlerimiz farklı olacak, düşüncelerimiz farklı olacak, inançlarımız farklı olacak. Birimiz Kürt, birimiz Laz, birimiz başka bir şey olacağız. Ama bu ülkenin asıl unsuru olduğumuzu hepimiz inanacağız ve bu şekilde hep birlikte yaşama kültürünü geliştirerek mutlu, zengin, müreffeh bir ülke hep birlikte yaratacağız. Yoksa işte tabii ki farklılıklarımız, seninle biz işte çocukluk arkadaşız ama tartışırsak bir sürü farklılığımız ortaya çıkar. Şimdi Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri de Mustafa Kemal'i anlamak olduğunu düşünüyorum. Şimdi Mustafa Kemal'i doğru anlamalıyız. Evet, kurucu felsefenin partisidir CHP. Emperyalist karşıtı bir parti olarak kurulmuştur. Ama daha sonra NATO'ya girmek için ön hazırlıklar CHP döneminde başlatılmıştır. Gibi şeyler de söz konusudur. Tabii bir sürü eleştirecek, kendi öz eleştiri yapacak. Burası ne kadar yeri olmaz. Bizim içimizde de var. Şimdi bizim halletmemiz gereken, ben bir yandan da dostlarımızın mesajlarına mesela ulaşmaya, mesajlarını okumaya çalışıyorum. Şimdi mesela sevgili Adem Turgut kardeşim, ki benim çok iyi arkadaşımdır, başörtüsü meselesini sürekli yazıyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Bu konuda müsaade edersen Adem kardeşime bir iki cümleyle de. Şimdi ben başörtüsü konusundaki görüşlerim belli. Şöyle ki, ben insanların neye inandıklarını, ne yaşamak istediklerini, nasıl yaşamak istediklerini konusunda hiç kimsenin fikrine karışamam. Benim için önemli olan nedir biliyor musun? Benim yaşamıma da kimsenin karışmamasını sağ. Şimdi Türkiye'de laikliğin tanımlanması bu anlamda çok önemli. Şimdi gerçek bir laiklik tanımında inançların özgürce yaşanabilmesi konusu vardır. Şimdi biz özgürce
herkes kendi inancını istediği gibi yaşayabilmelidir. Olmaması gereken şudur. Birbirimizin yaşamına müdahale etmemeliyiz. Yani işte şimdi mahalle baskısı dediğimiz olay. İşte sen niye oruç tutmuyorsun? Veya sen niye namaz kılmıyorsun? Sen niye işte başın açık ya da başın örtülü? Bunlardan toplumu uzaklaştırmalıyız. Herkes kendi inancına göre yaşamını sürdürmeli ya da inançsızlığına göre. İnananlar da inandığı gibi başını örtmek isteyen örtmeli ki benim eşim de başörtülü bir insan. Sonuçta böyle bir şey düşünsem, yani başörtülere karşı bir önyargım olsa eşimi oradan seçmezdim. Yani bu bakış açısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuları tartışmamız gerekiyor tabii ki. Yani daha derin tartışmamız gerekiyor. Bizden ötede de daha bilimsel, daha etkin ve yetkin kişilerin tartışması gerekiyor. Bir şekilde toplumsal barışı kuracak her konuda ön almamız gerektiğini düşünüyorum. Yani toplum birlikte yaşayacağız. Yani başka çaremiz yok. Başımız örtülü olacak, açık olacak. Namaz kılanımız olacak, kılmayanımız olacak. İçki içenimiz olacak, içmeyenimiz olacak. Başka başka şeyler yapanımız olacak, yapmayanımız olacak. Ve biz bunları birbirimize karşı kullanmadan dostça, kardeşçe hep birlikte yaşamanın bir yolunu bulacağız. Başarımız bundan geçer. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben de bu noktada bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum. Şimdi bir kurumu, bir partiyi suçlayıcı, töhmet altında bırakıcı değerlendirmeleri yapmak son dönemde bayağı moda oldu. Ben buna taraftar değilim. Hangi parti olursa olsun, hangi siyasal, hatta hangi kişi olursa olsun. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi için başörtüsü düşmanı diyor bazı çevreler. Ancak bazı çevreler de şunu söylüyor. Mesele başörtüsünü yasaklamak mı yoksa içini boşaltmak mı? Yani o noktada da ciddi eleştiriler var. Ben onu bitireyim. Ciddi eleştiriler var. Bazıları da diyor ki başörtüsü yasağı ortadan kalktı gibi gözüküyor ama başörtülüler kapitalizme entegre oldu. Yani eskiden başörtüsü örtenlerden birer nene hatun çıkabiliyordu ama bugünkü başörtüsü örtenler, başörtüsüyle gezenlerin hepsini elbette ki töhmet altına almamak lazım. Ama bunlar işte rock müziği dinleyebiliyorlar. Dar blücünle gezebiliyorlar ve buna benzer şeyler yapabiliyorlar. Yani ben şunu söylüyorum, bu benim görüşüm değil, bunu dini çevreler söylüyor. Ben de aynı sizin söylediğiniz noktada duruyorum. Yani insanların kılık kıyafetlerine takılmak özgürlükçü demokrasinin en önemli yanlışlarından biri. Ama şu yanlış da yapılmamalı. Şimdi başörtüsüne özgürlük diyen çevreler ki elbette ki başörtüsünü yönelik baskıya karşı çıkmak lazım. Örneğin farklı bir kıyafetle gezen insanlara yönelik işte değişik değişik töhmetlerde bulunan ifadelerle din adına yargılayabiliyorlar. Ayrıca hiçbir partinin bölücü örgütle ilişkilendirilmesini ben doğru bulmuyorum. Yani mesela yorumcularımız arasında bu değerlendirmeyi yapanlar var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi niye destek veriyor bu oluşuma? Cumhuriyet Halk Partisi veya herhangi bir parti bölücü terör örgütüne destek veremez. Bunun kanıtlanması halinde elbette ki çeşitli hukuki muayenelerle karşı karşıya kalır. Hukuki muayenelerle karşı karşıya kalmayan bir partiyi siz şuna ya da buna hizmet ediyor diye özellikle toptancı, tümcü yargılarla yargılayamazsınız. Bu insan haklarına aykırıdır en başta. Lütfen bundan men ediyorum. Yani hangi parti olursa olsun, her partiye eşit mesafedeyim ben. Lütfü hocam da öyledir. Çünkü burada stüdyoda her parti mensubu gelebilir, konuşabilir ama şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Hiçbir partiye iftira kabiliğinden bir yaftayla yaklaşmak doğru değildir. Çünkü o zaman bu ülkede hukuk yok diyorsunuz. Hukuk yoksa en basitinden ona buna çamur atacağımızda hukukun olması için mücadele edelim. Hukuk varsa eğer,
O zaman hukuka bırakalım bazı şeyleri. Yani bize mi kaldı şu partiyi yargılamak, şu parti şu örgütle ilişkilidir demek? Bu son derece yanlış bir olgu. Bunu anekdot olarak hatırlatmak istedim. Şimdi söyleyeceğiniz varsa onu da söyleyeyim, başka bir konuya geçelim. Şimdi burada çok önemli bir konu var. İki önemli konu var. Birincisi şu. Başörtüsü, başörtülü kızlar işte dar pantolon giyiyor veya başörtüsünü herhangi sebeple örtüp işte arkadaşım ben dinsel olarak başörtüsü giyen kadının işte pantolonlu dar mı bol mu giyeceği beni ilgilendirmez. Moda olarak da giyebilir. Başka bir sebeple de giyebilir. Belki hayır şunu söylüyorum. Belki, unutmayın lafınızı. Bakın, ben bir parantez açayım açmak için. Şimdi elbette ki bizi ilgilendirmez. Yani özgürlükçü demokrasiye inanan bir insan ilgilendirir ama hiç kimseyi ilgilendirmez. Hayır şu anlamda. İnsanların yaşamı. Şimdi ben şuna hiç katılamıyorum. Şu anlamda söylüyorum bunu. Bunu açayım. Sizin dediğiniz paralelinde söylüyorum. Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni bak altını çizerek söylüyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni başörtüsü düşmanı olarak ilan ederseniz şimdi, biri de gelir X Partisi'ni efendim dinsel bir olgunun içini boşaltmakla suçlar. Ben diyorum ki ikisi de son derece yanlıştır diyorum. Şimdi zaten toplumsal yaşamdaki bireysel özgürlüklerin siyasetle endekslenmesi yanlıştır. Dinin ya da giyimin, kuşamın bir şeylere mal edilmesi, yani kavramları doğru koymalıyız. İnsanlar özgürdürler, özgürce giyinirler, inançları, inançsızlıkları kendilerini ilgilendirir, beni ilgilendirmez. İster inancı için giyer, ister modaya için giyer, çarşaf giyer, sevgilisi olur, bir yerde oturur, çay içer, kahve içer. Bize ne yani, biz ona bakın. Şimdi şöyle bir şey var, toplumsal mahalle baskısı dediğimiz her iki taraftan da var aslında. Şöyle ki, şimdi işte bir yere koyuyoruz işte çarşaflı kadın işte şunu yapmaz veya işte başörtülü kadın bunu yap. Kardeşim yapmak istediğini yapar, bizi de ilgilendirmez, kimseyi de ilgilendirmez. Eğer 18 yaşını geçmişse belki de babasını bile ilgilendirmez. Bu en azından hukuki olarak yani onun tercihidir. Her tercihe biz saygılı olmak zorundayız. Her görüşe. Öbür konudaki görüş, bir suçlamaya gelince de tabii ki olayın bir hukuki boyutu vardır. Bir de algı boyutu vardır. İnsanlar farklı algılarla, farklı şekilde, farklı yerlerden baktıkları için farklı şeyleri görebilirler. Yani şöyle, biz şimdi burada belli bir düşünceyi temsil eden insanlarız. Bir açıdan bakıyoruz ve bizim baktığımız açının en doğru açı olduğunu söylüyoruz. Bir başkaları da bir başka açıdan bakıyor. Gördükleri şeyin en doğru olduklarını düşünüyor. Veya kendilerinden olmayanı suçlamak gibi hepimizin yaptığı hataları diyelim. Onlar da yapıyor. Yani bunun için en önemli mevzu ne biliyor musunuz? En önemli mevzu işte bu demokrasi inancımız. Demokrat olma özlemimiz yani. Benim için en önemli mevzu demokrat olmak. Konuları farklı platformlarda, farklı alanlarda, tabii bu çok geniş, uzun bir platform oluşur. Farklı alanlarda tartışabilmeliyiz. Biz de yanlış yapabiliriz. Bizim karşımızdaki düşünceler, partiler de yanlış yapabilir. Önemli olan eleştiriye karşı öz eleştiri verebilmek, konuları birlikte tartışarak, ortak akıllar oluşturarak çoğunluğa katabilmek. Yani çoğunluk oluşturarak. Şimdi önemli olan bir kişi, iki kişi, beş kişi şöyle düşünüyor. İşte en uçtaki üç arkadaşımız böyle yazıyor. Bu toplumu da bağlamaz, bizi de bağlamaz. Herkesin görüşü kendinindir. Herkesin her görüşte bir hipotezdir. Taraftarı kadar gücü vardır. Bizim söylediklerimizin bize göre doğru olduğunu, başkalarının bizim söylediklerimizi çok yanlış bulabileceği de olabilir. O da onun görüşüdür. Şimdi birlikte yaşamamıza, birlikte hareket etmemize en önemli unsur böyle birlikte tartışmaya, kavga, kırıcı falan olmadan. Tamam, onun da görüşü odur. Ha bu görüş doğru mudur? Elbette ki bize göre değildir.
Ama o da onun görüşüdür. Buna da çok yapabilecek halkın, bakın siyasetçilerin söylemesi çok ayıptır. Ama halktan insanlar böyle düşünüyorsa, düşünenler varsa buna da yapabileceğimiz çok fazla bir şey. Her iki taraf için de söylüyorum, yani birileri öbürleri için söylüyor. Bunu söylememek, mümkün olduğu kadar bu tür söylemlerden kaçınmak lazım. Birlikte yaşama kültürümüzü her koşulda çok geliştirmek lazım. Ama başaramadığımız yerlerde olacak tabii. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli dinleyiciler, yayını paylaşırsanız bize katkıda bulunmuş olursunuz ve sorularınız varsa yazın, sorularınıza da açığız. Şu noktada şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum ben. Dedikleriniz elbette ki doğrudur, önemlidir ama ben hakikatin bazen insanlardan da bağımsız bir şekil aldığını düşünüyorum. Yani bağımsız bir hakikat vardır ve bu hakikati bilimsel ve analitik yöntemle bulabiliriz. Mesela siz şunu derseniz, mesela ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden ya da yöneticilerinden hiçbirine ağzından işte PKK'nın terör örgütü olduğuna dair bir söz duymadım derseniz, en başında bu bilimsel değildir. Yani şunu söyleyebilirsiniz, PKK'nın içinde bu yapıya CHP'nin içinde bu yapıya sempatiyle bakan insanlar vardır derseniz o ayrı bir şey. Ama hiç kimseden böyle bir şey duymadım dediğiniz zaman bu bir kere bilimsel değil, bilimsel olmayan bir şey de hurafeden başka bir şey değildir. Onun için millet olarak tamam ayrı ayrı fikirlere sahip olacağız ama söylediğimiz her şeyin mutlaka bilimsel ve gerçek bir boyutu olmalı. Yoksa iftiradan başka bir şey ortaya koymamış olur. Ben bunu söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey. Zaman zaman iftiralarla da karşılaşacağız. Bununla baş etmeyi öğreneceğiz. Yani bizim asıl meselemiz siyasetçiler olarak, siyaset yapanlar için söylüyorum. Kendim şu an siyasetini düşünebilirim. Ama siyaset yapanlar bunun doğru olmadığını halka bir şekilde doğru bilgilerle anlatmak zorundadır. Yani birileri halktan bir, siyasetçilerin birbirine bunu söylemesi, toplumu bölmesi tabii çok kötü bir şey. Ama kişilerin, işte adam yazıyor işte Selim Bey Kamber işte falan yazıyor sürekli işte PKK, CHP falan filan. Şimdi ben buna ancak gülebilirim. Şöyle ki PKK AK Parti, Kürt kardeşim AK Parti'ye oy verdi mi Kürt kardeşim oluyor. CHP'ye oy verdi mi PKK. Yapacak bir şey yok. Adamın fikri o. İstanbul'da mı PKK var? İstanbul'daki Kürtler CHP'ye oy verdi. Örneğin. Bunu anlatmamız lazım doğru bir dille. Silahlı eyleme mi katıldılar? Düşünceleri tabii ki herkesin kafasını yarıp, göğsünü yarıp ne düşündüğünü, neye inandığını bakamayız ama şunu söyleyebiliriz. Yani arkadaşlar, yani bu şöyle ki, yani bu senin görüşündür, tamam, fikrini de söyleyebilirsin, söylemek de hakkındır ama biz de sana şunu söyleyebiliriz, söylediklerin doğru değil diyelim. Bu konuyu böylece geçelim. Çok da çünkü çok bilmiyorum ulaşabildiğimiz kitle çok fazla da hep aynı kişilerden aynı yorumlar geliyor. Evet, yani şöyle bu yapacak bir şey yok yani. Analiz noktasında şunu söylemek için, şu katkıyı sunmak için ortaya koyduk. Söylediğiniz bir şey, her istediğinizi söyleyebilirsiniz ama fikir namusu açısından söylüyorum. Söylediğiniz bir şeyin temeli olsun. Yani bu siyasetçi için de geçerlidir, bilim adamı için de geçerlidir, halk için de geçerlidir, herkes için geçerlidir. Yani ben mesela atıyorum X hırsızdır dediğim zaman, değil mi? X hırsızdır dediğim zaman hırsızlık yaptığına dair somut ve tartışılmaz bir delilim olması lazım. Yoksa ben bunu fikir özgürlüğü adına ben istediğimi söyleyebilirim bağlamında bir çerçevede söyleyemezsin. Şimdi şöyle. Yani siyaset yapanları, siyaset yapanları tabii profesyonel siyasetçileri eleştirmek daha farklı bir durum. Şu daha farklı bir durum. Yani biz amatör insanlarız, siyasetçi değiliz, bilim adamı değiliz. Çok bilgiye dayanan burada işte iki dostun sohbeti. Bu sohbete katılan farklı dostlarımızın görüşleri. Burada hep birlikte bir sohbet ediyoruz. Yani buradan bir sonuç veya bir değişim, bizim ne etkinliğimiz ne yetkinliğimiz var. Yani şimdi bizim
söylediklerimizin işte arkadaşlar işte bazı arkadaşlar işte bunu değiştirmek için ne yapacaksınız? Bizim bir etkinliğimiz ve etkinliğimiz yok. Biz küçük insanlarız yani toplumun sıradan insanlarız. Yani biz sadece fikirlerimizi söylüyoruz. Buradan şöyle bir sonuç işte çözüm hakkında da tabii fikirlerimiz vardır. Bunları söyleriz ama yerel siyaset adına biz çözümü ortaya koyacak, çözümleyecek kişiler değiliz. Çözümleyecek olan halkın. Şimdi insanlar seçiyorsunuz, farklı sebeplerle seçiyorsunuz. Demokratik olmak nasıl bir şey biliyor musun? Bence önemli konularda bugün bilimsel olarak, teknolojik gelişme olarak halka tek tek sorular sorabilme imkanımız da var. Yani onların da görüşlerini beyan edebilme imkanı var. Bu konuda ölçülebilir, değerlendirmeye alınabilir sonuçlar her partinin yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda düşünenler ne? Bu düşünceye sebep olan ilişkiler ne varsa? Bunların tartışılması gerektiğini, partinin bu konuda kendini, ki biz bir parti adına konuşacak durumda değiliz, kendini savunması gerektiğini düşünüyorum. Biz sadece kişisel olarak partinin bir üyesi, küçük bir üyesi olarak tabii ki ben o noktada partinin veya şunun bunun küçük üyesi, büyük üyesi bağlamında değerlendirmiyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Hayır, yani bizim görevli olanlar bu işi halletmeli. Sizin dediğinizi anladım. Fakat şunu söyleyeyim. Belki birileri duymamış olabilir ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de çok sayıda kişinin PKK'nın terör örgütü olduğunu haykıra haykıra bağırdığını biliyorum. Bu bir. İkincisi, PKK konusunda hassasiyetimiz varsa, PKK konusunda hassas olmayan başka kişilerin, başka partideki başka kişilerin... Ama bu da başka bir suçlama oluyor. Bakın hayır yani şunu diyorum. Bu konu, başka konusu bir saniye. Biraz aşan ben, bir konu. Bu benimle ilgili olan bir konu. Şunun için benimle ilgili olan bir konu. Ben PKK üzerine çokça çalışmış, PKK ile ciddi ciddi mücadele vermiş, hatta PKK'nın Güneydoğu'da görev yaparken ölüm listesine girmiş insanlarından biriyim. Burada şunu söyleyeyim. PKK ile ilgili gösterilen hassasiyet son derece değerlidir. Saygıyla karşılıyorum. Ancak eğer bu hassasiyet yurtseverlik adına gösteriliyorsa ben de şunu söylüyorum. PKK konusunda hassasiyet gösterenler Mustafa Kemal Atatürk konusunda gerekli hassasiyeti göstermiyorlarsa yurtseverlik konusunda çok önemli bir eksiğin içindedirler. Çünkü Mustafa Kemal bu ülkenin kurucu önderidir. Eğer siz PKK ile ilgili besleniyor, semirtiliyor, onaylanıyor, hoş bakılıyor şeklindeki değerlendirmelerle bir takım insanlara göndermelerde bulunuyorsanız ben de şunu söyleyeyim. Bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncesinin dibini kazmaya çalışanlar, dibini oymaya çalışanlar bana göre PKK denilen lanetli örgütün bu ülkeye verdiği zarardan çok daha büyük zarar veriyorlar. Çünkü PKK basit, anlamsız, bir üflemede yıkılacak bir lanetli örgüttür, emperyalizmin maşasıdır. Ama bu ülke Mustafa Kemal'in ışıklı yolunu kaybettiği zaman her şeyini kaybedecektir diye düşünüyorum. Bu notu da düştüm ve buradan geçelim, başka bir konuya geçelim. Burada şunu söyleyeyim, bu bizim yani sizin baktığınız yerden göründüğü şeklidir. Bu açı sizin açınızdır. Farklı insanların sizin açınızdan bakabilmesini beklemek de mümkün değildir tabii. Ha şu bir gerçek, Mustafa Kemal bu ülkenin önderidir. Kurduğu cumhuriyet ilelebet yaşamalıdır. Bu cumhuriyet hepimizin ortak kırmızı çizgisi olmalıdır. Bu görüşünüzde tabii ki son değerlendirme olarak ifade edeyim. Ben şuna taraftarım. Ya hiç kimsenin söylediğine itham edici çerçevede yaklaşmayacaksınız ya da çifte standartlı olmayacaksınız. Son olarak söylüyorum. PKK'ya hassassanız ki çok önemlidir PKK'ya yönelik hassasiyet, aynı hassasiyeti Mustafa Kemal'in düşmanlarına karşı da göstereceksiniz. Çünkü PKK'ya yönelik gösterilen hassasiyet vatanseverlik gereği ise Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerine gösterilen hassasiyet de vatanseverlik gereğidir. Nokta diyelim. Başka bir konuya geçelim. Peki.
Peki Türkiye'de solu biraz daha açalım isterseniz. Yani dediniz ki Türkiye'de sol varoluş kriziyle karşı karşıya. Yani Cumhuriyet Halk Partisi belli bir atılımın içinde ama Türkiye'de diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki sol kesim için söylediniz. Büyük bir kriz yaşıyor. Neden bu krizi yaşıyor? Bu krizi nasıl aşabilir sizce? Şimdi bunu aşmak için tabii çeşitli çalışmalar kendi içlerinde yapılıyor. Ben de zaman zaman elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorum. Şöyle bir şey var. Türkiye'de değil, dünyada da dünya solunun da önemli bir problemi var bu anlamda. Yani sol hipotezin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerin yıkılışından bu yana biraz geriye kaldığını, emek eksenli solun özellikle işte Sovyetlerden sonra biraz geriye kaldığını, geriye gittiğini ve büyük problemler yaşadığını görüyoruz. Şimdi şurada bir değişimleri, dünyadaki teknolojik gelişmeler, sosyal ve siyasal gelişmelerin çok önünde hızlı değişimlerle karşı karşıyayız. Kapitalist dünya her şekilde paranın da gücünü kullanarak her şekilde sorunlara çözümler ya da çözüm üretemese de algılarla, biraz önce tartıştığımız algılarla yön vermeye çalışıyor. Bunda da epeyce bir başarılı olduğu gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Tabii ki bunu değiştirmek için solunda mutlaka kendine göre çözümler üretme çabaları sürecektir. Şimdi siyaset zaten geniş zamanlı bir kavramdır. Yani yani siyasetin aslında çok bir kazananı olmaz. Ben yaklaşık yaşıtız, 50 yaşındayım. Bakın bu ülkede kaç tane siyasal parti çöp oldu, kaç tane siyasal parti iktidar oldu, kaç tane siyasal parti iktidar kaybetti. Şimdi geniş zamanlı baktığınız zaman siyasete aslında çok bilinmeyen bir denklem ve kazananı süre içinde çok sık değişen bir denklem. Yani AK Parti evet 20 yıldır yaklaşık iktidarda ama ondan önce çok sık siyasette iktidarlar değişti. Bu da değişir, başkaları da değişir. Başka partiler de gelir. Yarın gelmek üzere zaten. Biliyorsunuz yani AK Parti'nin en başarılı olduğu şey kendi çizgisindeki partileri bütünleştirmekti bu ülkede. Son dönemde işte kendi partisinde başbakanlık yapan, işte yıllarca ekonomiyi yöneten iki insan farklı iki partiyle siyasi hayata merhaba diyor. Ve bunların da tabii karşılıkları olacağını düşünüyorum. Süreci izleyip göreceğiz. Ama ben siyasette şöyle mutlak kazanımın veya mutlak kaybedişin olmadığını düşünüyorum. Şöyle ki, şimdi bir hipotez ne kadar güçsüz olsa varlığını sürdürür. Bir başka şey de bir gerçekliğe ulaşmak için de, yani bir gerçeklik sağlamak için de hiç karşısında farklı fikir kalmaması lazım bir görüşün. Bu da mümkün değil gibi görünüyor. Siyasetin çok geniş zamanda dünya konjektörüyle ilgili, şimdi artık dünyada çok küçüldü, teknoloji işte çok hızlı değişti, çok hızlı gelişti. Sosyal yaşam, siyasal yaşam, toplumculuk anlayışımız da değişti. Yani eskiden toplumcu insanlar toplumla ilgili mücadele eden insanlar en önemli örgü olarak toplumun kendisini gördü. Şimdi bakıyorum toplumun bir kesimini görmeye başladık. Yani işte kendi partimizden olan, kendimiz bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan, bizim gibi yaşayanlarla onun dışındakileri suçlayan, işte ötekileştiren, halbuki ne yapacağız yani bu ülkede yaklaşık 15 ile 20 milyon varsayılan Kürt var, işte 10-15 milyon Alevi var, işte 10-15 milyon başka biri var.
Bunlar ne yapacağız? Birlikte yaşayacağız. Yaşam kültürümüze entegre edeceğiz. Hep biz onlardan, onlar bizden bir şekilde etkileyecek. Bir şekilde bu etkiler... Ben şunu düşünüyorum biliyor musunuz hocam? Aslında kazanmanın çok önemli olduğu bir dünyada kazanamamanın da insanlara keyif vermesi gerektiğini inanıyorum. Özellikle toplumsal konularda. İnsanları anlamıyorum. İlla ben. Ben olmazsam olmaz. Ben olmazsam olur. Bal gibi olur. Hem de çok iyi olur. Ve inanıyorum ki bunu dedikçe, diyenler çoğaldıkça her şey çok daha güzel olur. Evet. Şimdi Devrim Bey, hızlı bir şekilde 3 kavram söyleyeceğim. Bu 3 kavramla ilgili düşüncelerinizi ve açılımınızı söylerseniz memnun olacağız. Din denince nasıl bir perspektif ortaya koymak lazım? Atatürkçü düşünce denince nasıl bir perspektif ortaya koymak lazım? Güneydoğu sorunu denince nasıl bir perspektif ortaya koymak lazım? Ben Güneydoğu sorunu diyorum. Bazı çevreler Kürt sorunu diyor. Ben Kürt sorunu demiyorum, Güneydoğu sorunu diyorum. Bu 3 kavram konusunda pardon, nasıl bir açılım ortaya koyuyorsunuz? Hızlı, özet bir bilgi alayım efendim. Şimdi şöyle söyleyelim. Ben din konusunda çok bilgi bir insan değilim. Yani çok fazla bir şey söyleyemem. Ama ana fikir olarak şöyle düşünüyorum. İyi insan, ahlaklı insan, ahlaklı toplum oluşturma çabası, yani dinleyen geliş işte bir takım kötü gidişlere karşı, işte Nuh'lara, şunlara, bunlara karşı gelmiş. Şimdi şöyle bakmak lazım din olayına. Dini toplumun mümkün olduğu kadar üstünde tutmak lazım. Oradan herkes alabildiği ışığı, alabildiği rengi, alabildiği göre, yani aydınlanmayı alması lazım. Eğer yani şöyle bakarsak işte çünkü çok farklılıklar oluştu mesela işte din. Bir din olsa mesela bir tane Kur'an var. O zaman işimiz daha kolaydı. Şimdi çok önemli bir problemle karşı karşıyayız din adına, özellikle İslam adına. Şimdi farklı inanç şekilleri, hepimiz Müslümanız, farklı inanç şekilleriyle birbirimize karşı savaş, işte Sünni, Alevi, şöyle inandı, böyle inandı gibi gibi şeylerle birbirlerine özellikle Orta Doğu coğrafyasında savaş ilan ediyorlar ve kitlesel anlamda ölümlere, zorunlu göçlere sebep oluyor bu dini farklılıklar. Bunları aşmamız gerektiğini, özellikle ben İslam coğrafyasının şunu okumasını, şunu Orta Çağ'da Rölesans ve Reform hareketlerinden önce Hristiyanlıkta Hristiyanlığı okumalarını, bununla ilgili tarihten ders almak anlamında diyorum, okumalarını ve buna göre öngörüler geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Şunu söyleyeyim, ben dindar insanların en güzel insanlar olması gerektiğine inanıyorum. Ki bizim gençliğimizde, çocukluk yıllarımızda özellikle topluma yardım eden, herkesin işine, derdine koşan insanlardı. Şimdi biraz daha farklılaştı bu iş. Farklı, işte ne diyelim buna, tarikatlar, farklı örgütlenmeler, herkes farklı inanma şekilleri oluştu ve bunlar birbiriyle sürekli ülkemizde tabii işte ne mutlu ki Mustafa Kemal geçti, halen laik demokratik sistem kendini korumayı başarıyor. Ama özellikle Orta Doğu'da çok kanlar aktığını, öldürenin Müslüman, ölenin Müslüman olduğu, savaşların var olduğunu görmekten büyük üzüntü duymaktan. Din konusu çok farklı bir konu, çok bilgi gerektiren bir konu. Benim bu konuda söyleyeceklerim bunlarla sınırlı, çok fazla bir bilgim de yok zaten. Atatürkçü düşünceye gelince, Atatürkçü düşünce
Atatürkçü düşünceye gelince bu alanda daha fazla bir şeyler söyleme imkanım olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, bir emperyalizme karşı verilmiş bir ulusal kurtuluş savaşı sonunda oluşan, kurulan bir ülkenin önderinin bize verdiği, bize bıraktığı bu ülkede neleri dikkat etmemiz, neleri yapmamız, neleri yapmamamız konusunda bize uyarılar olduğunu düşünüyorum. Kalkınma planları, projeleri olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunlarda da şimdi eleştirilecek bir şeyler arkadaşlarımız çıkarır, yazar. Bunda da bir problem yok. En azından benim açımdan. Ama şunu görmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu ülkenin kalkınması, zenginleşmesi, başarması, barışı, özgürlüğü yakalaması Mustafa Kemal Atatürk önderliğinin kurmuş olduğu sistemden devam etmesiyle mümkün olacağına inanıyorum. Yani örneğin, şimdi ben düşünüyorum da, şimdi hanım arkadaşlar pek de yok şeyde, internette, Facebook'ta göremiyorum ama, işte hanım arkadaşlara soralım, kaç tanesi miras hakkından, yarısından en azından vazgeçer. Soralım. Şimdi başörtüsü falan çok tartışıldı. Başörtüsü çok önemli. İsteyen örtmeli, istediği gibi yaşamalı. Ama örtmek istemeyenleri kim koruyacak? Ya da farklı düşünenleri, ya da farklı giyinmek isteyenlere kim kim savunacak? Onun için bir hukuk sistemi, bir medeni hukuk sistemini getirmiş. Kalkınmada halkçılık, devrimcilik, devletçilik gibi çok önemli ilkeler getirmiş. Şimdi bugün işsizlik çok önemli sorunu ülkemizin. Şimdi devletçilik ne oldu? İşte bütün fabrikaları satıldı, bütün tarım üretimleri azaltıldı. Şu an çay bölgesinde Çaykur'umuz halen devlet. Şimdi bir düşünelim, biz Rize'de yaşıyoruz, Çaykur'un satıldığını. Bizim için korkunç bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Ülkem belki de Rize'de Çaykur satılırsa çay üretiminin de mümkün olmayacağını, fiyatların üretici maliyetlerin altına düştüğü bir ortamı düşünün. Şimdi siz onun için devletin çok önemli olduğunu üretimde, sanayide, yani Atatürkçü düşüncenin Türkiye işte çok 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 önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle de kalkınma konusunda hepimizin ekmeğin. Şimdi insanlar diyor ki hukuk sistemi adalet çok önemli. Şimdi adalet olmazsa ekmek de olmuyor. Adalet olmazsa iş de olmuyor, yatırım da olmuyor, başarı da olmuyor. Şimdi devrimler olmazsa, yenilenmezsek, gelişmezsek, teknolojiyi, toplumsal yaşamı değiştirmeyi başaramazsak. Şimdi düşünün, matbaa istemiyoruz diyen birileri, yani bugün belki bu kadar kötü durumda, bu kadar kötüsünü isteyecek kimse yok ama bir sürü insan bilgi çok önemli, bilim çok önemli. Şimdi bilimsel olmayan, bilgiye dayanmayan, ki biz burada bilgiye dayanan bir konuşma ya, ama şunu bilmeliyiz, bilimsel olmayan, bilgiye dayanmayan, adaletli olmayan bir ülkenin kalkınması, gelişmesi, zenginleşmesi mümkün değil. İyi eğitilmiş insanlara ihtiyacımız var. Bakın bilim çok önemli. Mustafa Kemal çok önemli yani. Bu anlamda bizim, şunu da söyleyeyim, biz Atatürkçüler olarak, ki kendimi de bir Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olarak söyleyeyim. Biz Atatürkçülerin aslında Atatürk'ü anlamakta güçlük çektiğimizi, bizim de birçoğumuzun anlayamadığı için de doğru anlatamadığını düşünüyorum. Çünkü bir ülke düşünün, yoktan var edilmiş. Bir ülke düşünün, emperyalizme karşı büyük bir savaş kazanmış. Bir ülke düşünün, o zorluklarla 5 yıllık, 10 yıllık kalkınma programlarını yapmış. Eğitim
seferberlikleri yaratmış. Bir ülke düşünün. Şimdi insanlar şöyle diyor, bir ülke düşünün, üreten, kalkınan, sanayisini oluşturan. Şimdi bakıyorum da ben bu ülkenin temel felsefesinin Atatürk'ü düşünce olduğunu düşünüyorum. Bizim ülkemizde kalkınmanın en önemli ögesinin devletçilik olduğunu düşünüyorum. Devletin ekonomiden çekilmesiyle toplumun, halkın yoksullaştığını düşünüyorum. Şimdi devletin özellikle bazı konularda çok önemli, çok önemli. Mesela geçen yıllarda şeker fabrikalarımız satıldı. Satılan her fabrikanın düşen bir kale olduğunu düşünüyorum. Ki bu benim değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüdür. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve şuna inanıyorum, bu ülkenin gerçekten demokratikleşmesi, gerçekten kalkınması, gerçekten başarması için Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete dört elle sarılmasının çok önemli, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Güneydoğu'ya gelince onunla da ilgili birkaç şey söyleyeyim. Güneydoğu diye bir sorun olmadığını düşünüyorum şahsım adına. Ben şunu başarırsak, birlikte yaşama kültürünü oluşturursak, ülkemizi hep birlikte, hepimiz için kalkındırır, demokratik şekilde özgürlüklerle yönetebilirsek, ben oradaki kardeşlerimizin de bizimle olmaktan, bizimle yaşamaktan mutluluk duymasının çok mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz kaderde, tasada, tarihte birlik olmuş insanlarız. Ayrılmayacağımıza inanıyorum. Ve bunun için de mücadele, benim elimden gelen bir mücadele varsa her zaman yapmaya devam edeceğimi söylüyorum. Evet, yani son bu Güneydoğu sorunuyla ilgili söylediğiniz şu teze katılıyorum. Aslında ülkenin genelinde bulunan bir sorunun oradaki yansıması. Mesela biz yeterince demokratikleştiğimiz zaman, özgürlükleri yeterince verdiğimiz zaman, ekonomik refah sağladığımız zaman, herkesin işi gücü olduğu zaman, sınıfsal uçurumu ortadan kaldırdığımız zaman, iş güç sorunu çözdüğümüz zaman, ekmek sorunu çözdüğümüz zaman, bu Türkiye'deki bütün yurttaşların ülkeye bağlanma düşüncesi artacağından dolayı elbette ki Güneydoğu'da da en büyük milliyetçiliğimizi üretmek olmalı. Üretmek ve kardeşçe paylaşmak olmalı diye düşünüyorum. Eğer üretebilir, kardeşçe de bölüşebilirsek ülkenin hiçbir sorunu kalmayacağına inanıyorum. Evet, üretmek, bölüşmek, paylaşmak, adalet, özgürlük diyorsunuz. Bu söylemlerinize ben de katılıyorum. Şimdi yine birkaç kavram var. Çok hızlı bir şekilde geçerseniz bu noktada. Ekonomi, sorulara da bakın. Evet, sorulara da bakıyoruz. Zaten soruları 3-5 canlı bağlantı istiyorsalar değerlendiriyoruz. Canlı bağlantıya katılmak istiyorsanız 0464 612 2699 dolu telefondan canlı bağlantıya katılabilirsiniz. Şimdi birkaç kavram var. Onlara hızlı bir açılım getirirseniz. Mesela ekonomi konusunda ne düşünüyorsunuz? Sağlık, bilim, teknoloji, eğitim ve uluslararası ilişkiler. Yani burada şimdi birkaç cümleyle... Şimdi bunlar tabii çok bilgiye dayanan uzmanlık soruları gibi görüyorum. Yani bu kısaca şöyle söyleyeyim. Ekonomiden başlayalım. Şimdi ekonomiden başlarsak ekonominin... Refahın halkın alt kesimlerine, yani yoksul kesimlere yayılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bizim en önemli mevzumuz ülkemizde ekonomik olarak yoksul kesimlerin yoksulluk sorununu çözemediğimizi düşünüyorum. Bakın, yoksulluk bir ülkenin en önemli sorunudur. Yoksulluk varsa her hastalık buradan doğar. Mafya da buradan doğar, bölücülük de buradan doğar, hırsızlık da buradan doğar. Buradan çıkmak için insanlar bazen kellelerini ortaya koyar ve bir şekilde farklı arayışlara girerler. Eğer herkesin işi aşı, biz zenginlik istemiyoruz. Yani toplum olarak da çok kişinin istediğini düşünmüyorum. İsteyenler tabii mutlaka vardır da. İnsanların insanca yaşayacağı, emeğiyle ekmeğini, yaşamını
idame ettirebilecekleri, üretimin arttığı, üretilenin insanca bölüştüğü, bölüşülebildiği, hakça bölüşülebildiği, yönetimle herkesin söz sahibi, hak sahibi olduğu, kendi oranınca yani olduğu güzel bir ülkede hepimizin yaşama hakkı olduğunu düşünüyorum. Sağlık konusunda şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Sağlık konusunda AK Parti işin başında çok önemli şeyler de yaptı tabii ki, bunu reddetmek mümkün değil ama şu anda sağlığın daha çok paraya dayandığını düşünüyorum. Şöyle ki birçok zaman birçok şeyin devlet hastanelerinde yapılamadığı ya da çok uzun randevüler söz konusu olduğu, ama geçmişe oranla kıyaslarsak, şimdi AK Partili arkadaşlarım sürekli bunu yazacaklar, yazmadan ben söyleyeyim, geçmişe oranla kıyaslarsak sağlık konusunda önemli başarıların var olduğunu kabul etmek zorunda. Mesela ambulanslar geliyorlar, alıyorlar, doğru. Ama ne kadar nitelikli hizmet veriliyor? Neden insanlar bu kadar özel hastanelere, ki devletin kendi de işte bu şehir hastaneleriyle bir anlamda özel hastaneleri teşvik ediyor. Burada da bir problem, bu anlamda bir problem olduğunu düşünüyorum. Ama bizim için önemli olan hepimizin insanca yaşamak adına insanca yeterince sağlık hizmetini ücretsiz zamanında alabilmesi diye düşünüyorum. Bu konuda herkes kendi yolunu yapabilir tabii. Evet. Bilim ve teknoloji politikası kısaca. Bizim şimdi bilim ve teknoloji politikası için iki şey lazım. Bir, çok iyi üniversitelere ihtiyacımız var. İki, bu teknolojiyi şimdi bir adam düşünün, bu Apple'ı yapan adam bir ülkeyi kalkındırdı. Yani burada bilim ve teknolojinin gelişmenin bugünkü dünyada çok 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 önemli olduğunu, bizim üniversitelerimizin bilimsel çalışmalara, teknolojik gelişmeye katkı sunacak, başarılı sonuçlar elde edecek üretimlerin yapması, en büyük dileğimiz teknolojiyi geliştirecek üretimlerin yapılması en büyük dileğimiz. Ama bugün bilimsel, bilime inanan bir eğitim sistemine geçmeyi ilk önce başarmamız gerekiyor. Tam da oradayım. Nasıl bir eğitim? Şimdi aksaklıklar nelerdir? Tabii ben eğitim konusunda çok uzman değilim. Özet. Şöyle, özetten ötede şöyle, şimdi nasıl bir eğitimi bilimsel anlamda eğitimcilerin, üniversitelerin tartışması gerektiğini düşünüyorum. Yok, şöyle ben anlatalım. Kısaca şöyle diyeyim. Şöyle açayım, ben yardımcı olmak açısından. Bilimsel eğitim. Yarın veli olacaksınız, çocuğunuz olacak veya yeğenleriniz vardır. Bir dayı olarak, bir efendim ne bileyim amca olarak veya bir baba olarak çocuğunuzun nasıl bir eğitim sürecinden geçmesini istersiniz? Bilimsel bir eğitim sürecinden geçmesini isterim. Bilgiye dayalı, bilgiye ulaşacak. Kendini topluma, toplumculuğa özgür iradesiyle katacak, gelişmeler sağlayacağı bir eğitim sistemi isterim. Ama tabii ki bunun bizden çok daha, siz tabii biraz daha bu konuda etkin ve yetkin kişisiniz, öğretmen olmasınız. Benim şimdi bu konuda söyleyeceklerimin çok fazla önemli olması, şöyle bir veriye dayanması gerekiyor. Elimde de böyle bir veri, bilgi olmadığı için bilimsel eğitim diyelim kısaca. Bilimsel özgürlükçü bir eğitim sisteminden geçmesi. Evet. Uluslararası ilişkiler çok kısa. Şimdi uluslararası ilişkiler, tabi bunlar hep uzmanlık soruları. Mutlaka ama bir yurttaş, bir siyasetçi olarak. Bir yurttaş olarak söylerim. Siyasetçi tabi çok fazla. Bir yurttaş olarak şunu söyleyebilirim. Yurttaşın Cihandasur ilkesiyle Mustafa Kemal'in yine. Şimdi barışçı bölgemizde savaşların olmadığı, çocukların, göçlerin olmadığı bir dünya diliyorum. İnsanların bunu görmesi gerektiğine inanıyorum.
yani emperyalizmin bizi savaştırarak bizim ölümümüzden zenginleştiğini buna karşı hep birlikte barış adına mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnanıyorum buna da. Bunun olacağına inanıyorum. Çünkü yani paylaşamamak, şimdi eskiden savaşlar şöyle olurdu. Emperyalistler sömürge elde etmek için savaşırlardı. Şimdi savaşı değiştirdiler. Kendileri elini sıcaktan soğuğa sokmadan yoksulları savaştırarak ya da işte sömürge ülkeleri savaştırarak kendileri silahlarını satıyorlar, teknolojilerini deniyorlar, bizi daha yoksullaştırıyorlar, yani savaşan ülkeleri, çocukların ölümüne göz yumuyorlar. Ben bu medeniyet hikayesinin de artık başka bir şekilde para kazanması gerektiğini düşünüyorum. Yani insanlar ölümü üzerinden, savaşın acıları üzerinden çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu insanlık dışı buluyorum savaşı. İnsanlık dışı buluyorum ve bu savaşları düşünebiliyor musunuz? Şimdi bizim ülkemizde yaklaşık 4-5 milyon gibi Suriyeli var. Bunların çocuklar her gün perişan işte falan. Bizim ülkemiz için de önemli bir yük. Yani her taraf için kötü, herkes için kötü. Bütün savaşların bitmesini diliyorum uluslararası ilişkilerde ve sömürüsüz, barış içinde, güzel bir dünyada bütün insanların yaşama hakkı olduğuna inanıyorum. Adalet ve özgürlük. Şöyle, adalet çok farklı bir kavram. Adaleti sakın bir mahkeme salonu olarak düşünmeyin. Hak etmediğiniz bir şeyi almak ya da hak ettiğiniz bir şeyi alamamanız ya da hak ettiğiniz bir şey. Bir düşünüyorum bu ülkem için. Ülkemde düşünüyorum, bir sorular çalındı. İnsanların hakları yendi. Kazanacakları, gelecekleri çalındı. Şimdi ben düşünüyorum, adalet, yani bunun karşılığında ne ceza verilebilir, ne olabilir, nasıl, bir de nasıl kabul edebiliriz? İşte rahmetli babam derdi ki, Allah rahmet eylesin, hak etmediğin bir şeyi alırken birinin seni gördüğünden korkmak dürüstlük değildir. Eğer dürüstsen kimse seni görmezken de hak etmediğin bir şeyi almamalısın oğlum derdi, almamalısın. Biz şimdi hak etmediğimiz sınavları, torpille işe girmeler, herkes için söylüyorum bu A, B, C partileri falan filan. Arkadaşım yani sen kimin hakkını yiyorsun? Nasıl geçeceksin o köprüden? Düşünüyorum da yani 40 yıl adamın alması gereken çoluğunun, çocuğunun, geleceğinin hakkını çalıyorsun. Nasıl bir, hangi bir dine mensupsun, hangi bir vicdana mensupsun? Soruyorum kendime, cevabını bulamıyorum. Çok da üzülüyorum. Çok üzülüyorum. İnsanların haksızlıklara, adaletsizliklere karşı vicdanlarının sesini dinlemeleri gerektiğini inanıyorum. Cüzdanlar dolar boşalır. Bugün öyle olur, yarın böyle olur. Ama inanın, eğer yani vicdanımızın sesini dinlemezsek, sadece bu dünyamızın değil, öbür dünyamızın da çok karanlık olacağına inanın sevgili dostlar. Biraz yerel siyasete gelelim. Mesela belediye konusunda, mesela Rize Pazar Belediyesi, özellikle Pazar Belediyesi konusunda söyleyeceğiniz şeyler varsa, var mı? Nasıl bir belediyecilik? Başkan olsanız başkan olsanız ya da başkanı yönlendirme pozisyonunuz olsa, bir yurttaş olarak, kimseyi yönlendirmek gibi bir şeyim yok. Bir yurttaş olarak elbette neler tavsiye edersiniz? Neler söylersiniz? Bu konuda ne gibi düşünceleriniz var? Şimdi tabii belediyecilik, yerel yönetim çok farklı bir şey. Bu konuda şimdi ne söyleyeyim?
Şimdi ben yerelde siyasetin ötesinde hizmet işi olduğunu düşünüyorum. Yani siyaset bir parti, o parti bu parti ötede toplumun her kesimine birebir dokunan bir hizmet sektörü olduğunu düşünüyorum, belediyeciliğin. Özveriyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama diyeceksiniz ki işte pazarda nasıl buluyorsunuz? Tabii ki herkes gibi çok başarılı bulmuyorum. Ama sonuçta halkımızda toplumcu olmak, biraz halka saygı duymak gerektiğine inanıyorum. Halkımızda böyle bir tercihte bulunuyor 3 dönemdir. Yapabilecek bu fazla bir şeyimiz yok. Söyleyecek fazla bir şeyimiz de yok. Evet. Peki pazarda yerel Cumhuriyet Halk Partisi yerel başkanını seçti, ilçe başkanını seçti. Bundan sonra Rize'de önümüzdeki günlerde Rize'de bir seçim var. Evet, olan seçim konusunda bir yorum alalım. Bir de olacak seçim konusunda bir değerlendirme alalım. Şimdi olan seçim konusunda bir değerlendirme yaptık zaten. Bir daha yapalım kısaca. Şöyle söyleyeyim. Özellikle siyasette gerçek siyasetin yapıldığı parti CHP'de başkanlarını seçti. Şimdi ilçe başkanlarını seçti. Umarım il başkanlığı da rakipler olur. Güzel bir yarışla seçilir. Tek adayla gitmeyiz diye düşünüyorum. Umut ediyorum. En azından ben öyle umut ediyorum. Burada da çok adayla çıktığımız bir yolda tartıştık. Çok güzel bir seçim olduğunu, kongre sürecinin çok başarılı geçtiğini düşünüyorum. Kazım Bey ve ekibinin çok başarılı olacağını inanıyorum. En azından gönlümden öyle geçiyor, öyle diliyorum. Öyle diliyorum. Umut ederim yanıma, umut ederim partimiz için, ülkemiz için, ilçemiz için, bütün seçtiklerimiz, sadece bizim partiden değil, tüm partilerden seçtiklerimiz, tüm siyasi görüşteki insanlarımız için her şey en iyi, en güzeli olur, en iyisi olur diliyorum. Benim gördüğüm kadarıyla biraz Zülfüyar'a dokunmama üzerine bir söylem geliştirdiniz ama biraz daha ben açıkça söyleyeyim. Bu samimiyetimize dayanarak söylüyorum. Biraz daha böyle duvarları kırıcı, dogmaları parçalayıcı, hatta biraz kral çıplak dedirten bir değerlendirme yapmanızı beklerdim. Mesela yeni seçilen Kazım Bey gerçekten çok değer verdiğimiz bir insan. İyi bir entelektüel, başarılı bir siyasetçi. Neler bekliyorsunuz yani bir yurttaş olarak? Şunları yapsın dediğiniz şeyler neler? Bu noktada şimdi ben biraz daha açık olmanızı bekleyerek bir cevap bekliyorum. Neler yapılabilir? Ben şunu söyleyeyim arkadaşım, sevgili dostlarım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesiyim. Başkanlık yarışı süreci yaşadım. Şuna inanıyorum, çok sessizliğe inanan bir kişi olarak. Siyasetin tabii ki eleştirisi, parti içi muhalefeti, çok sesliliği önceden de konuştuk. Ama ben çok sesliliği özellikle böyle yerelde parti içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Çay ocağında, radyoda, toplumda kendi partisini eleştirmenin ya da işte kendi insanlarını yermenin doğru olmadığını şahsım adına söylüyorum, düşünüyorum. Eğer Kazım Bey'le, kusura bakmasın Kazım Bey çıktı. Kazım Bey'le şu anda daha yeni seçildi. Yapılacak bir eleştirim olursa kendi adıma gerekirse gidip söyleyebileceğimi şimdi şöyle, duvarları yıkmak dediğiniz şey çok daha profesyonel işler. Yani biz amatör, birlikte yaşayacağız. Yani bu küçük ilçede kimseleri Zülfikar'a dokunmamak olarak da görmüyorum. Kimseleri kırmamak,
kırmamanın gerekli olduğuna inanıyorum. Yani buradan çıkacak bir sonucun bizim tartışmalarımızın çok bir sonucu etkilemesi söz konusu olmadığı için de daha bir de şu var. Eğer çok sert konuşursanız çok sert, o zaman karşınızdakinin sizi dinlememesine de sebep oluyorsunuz, biliyor musunuz? Daha insanların sizi reddetmeyeceği şekilde konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Azıcık politikayla ilgili biri olarak. Şu tabii önemli. Kötü şeyler olursa da herkesi eleştirdiğimiz gibi kendi partimizi de, kendi siyasetçilerimizi de elbette ki eleştirebiliriz ama hele yolun başında yeni seçilmiş, henüz bismillah koltuğa oturmakla hemen eleştirmen doğru olmadı. Bir de şöyle yarışa taraf olanların kazanamayınca işte ben kazanamadım. Ayıpsadığım şeylerden biridir. Ben kazanamadım, gerisi tufan. Ya arkadaş sen kazansan iyi olacaktı. Burada önemli olan partinin tabanının tercihidir. Bizi tercih etmedi. Başka birilerini, arkadaşımızı tercih etti. Bir de parti içi yarışlarda kazananın kazanmayanın olmadığını düşünüyorum. Çünkü hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Sonuçta kişisel kazananın, kazanmayanın çok önemli olmadığını düşünüyorum. Ben buradan şunu söyleyeyim, biraz Zülfikar'a dokunsun diye. Özellikle Zülfikar'a dokunalım madem. Siyasette CHP'lilerin en büyük hastalığının, yerelde söylüyorum bunu tabii ki, yerelde en büyük hastalığının ne olduğunu düşünebiliyor musun? Kendi insanların çok kolay harcadığını, çok kolay eleştirdiğini, çok kolay, işte adam çıkıyor seçimde diyor ki ben diyor işte bu parti 50 yıldır bu partideyim. İşte bunu yanlış yaptılar, onu yanlış yaptılar. Ben tam tersini diyorum. Bir yarışa girdim, başarısızlık benimdir. Her şey çok güzel oldu. En demokratik şekilde, en gerçekçi, en ayakları yere basan siyaset Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapıldı. Kazanan arkadaşlarım başaracaklarına inancım sonsuzdur. Kendilerine başarılar diliyorum. Evet, şimdi çok güzel değerlendirmeler yaptınız ama ben de şunu söylüyorum. Özellikle Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye verdiği nasihatı, öğütü, seçmenin de siyasilere vermesi gerektiğini, bu sözleri söylemenin bir hak olduğunu düşünerek Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e yaptığı öğütleri burada paylaşmak istiyorum. Diyor ki Şeyh Edebali, ey oğul, beysin, bundan sonra öfke bize, uysallık sana, güceniklik bize, gönül almak sana, suçlamak bize, katlanmak sana, acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlanma, bağışlama sana diyor. Çok da güzel. Ey oğul, bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana. Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana. Ey oğul, yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah Teala yardımcın olsun diyor. böyle devam ediyor. Ben de tüm makam koltuk sahiplerinin aynı öğütleri dinlemesi gerektiğine inanıyorum. İşte ben de bu bağlamda söylüyorum. Biz seçmenler, biz yurttaşlar herhangi bir makamda ve koltukta bulunanlara uyarı hakkımızı daima değerlendiririz. Bu bizim hakkımız. Bu kötü niyetimizden kaynaklanmıyor. Kim olursa olsun ben şu düşünceye sahibim, şu düşünceye sahibim. Hakaret asla doğru bir şey değildir. Yıpratmak asla doğru bir şey değildir. Kötü niyet asla doğru bir şey değildir ama eleştirmek, kritik her makamda bulunanın dört gözle beklemesi gereken bir özelliktir. Yani
Batı eğer Avrupa bugün gelişme, bakın bitireyim isterseniz. Bu demokratik kültüre ulaştığımız gün zaten sorunlarımızı çözmüş olacağız. Bu demokratik kültüre önce ben öyle inanıyorum. Aydınlanmanın taşıyıcısı olduğunu iddia eden insanlar yaşayacak. Ben şunu söylüyorum. Ben kimi eleştiriyorsam, ben şahsen kendi adıma söylüyorum. Herkes için de geçerli diye düşünüyorum. Kimi eleştiriyorsam, bakın kimi yıpratıyorsam değil, kime küfrediyorsam değil, kimi hakaret ediyorsam değil. Kimi eleştiriyorsam ona değer verdiğimden dolayıdır. Onun güzel şeyler yapmasını istediğimden dolayıdır. Maalesef Türkiye'de bütün partiler için geçerli, eleştirmeyen insanlar aranıyor. Eleştirmeyen, sorgulamayan, her türlü eleştiriyi olumsuza yoran. Bence aydınlanmanın, bilimsel ve analitik düşünmenin temeli budur. Bir kere yöneticiler hangi kademede olursa olsun mutlaka eleştiriye hoşgörüyle bakacaklar. Ben bunu söylüyorum ve bu çerçevede... Bir dakika, burada bir şey de ben söyleyeyim. Tabii ki solun en önemli ögelerinden biri eleştiriye hoşgörüyle bakmak. Bir başka ögesi de kendinden yana öz eleştiri yapmayı becerebilmektir en önemli artısı. Şimdi elbette ki eleştirmeliyiz ama eleştirilerimizin şimdi bir şeyi söylerken çok sert, kırıcı olmadan aynı şeyleri söyleyebiliriz. Daha yumuşak bir tonda, daha barışçı. Şimdi bir de eleştirirken şunu da göz önünde bulundurmalıyız. Eleştirdiğimiz insanın yapma gücü, niyeti, tabii niyet okumak gibi bir şeyimiz var ama iyi niyetle yola çıkmıştır ama belli şeyleri başaramamıştır. Başaramamak bir suç değildir. Önemli olan bu başarısızlıkta direnmek ya da bu başarısızlıkta ısrar etmek eleştiri sebebi olur. Yoksa insanlarımız tabii ki bazı konularda evet çok şey davranıyoruz bazı konularda. Doğru. Çok ağır eleştiri de biz şimdi şöyle bir durum yok. Eleştirmesi gerekenler var. Kimdir eleştirmesi gereken? Muhalefet partisinin profesyonel siyasetçileri eleştirmeli. Kimdir eleştirmesi gerekenler? Yanlış olan şeyleri gazeteciler doğrusunu yazıp eleştirmeli. Köşe yazarları, fikir adamları. Biz şöyle eleştirirken çünkü yeterince bilgi ve birikim olduğunu söyleyemeyiz yani bu konularda. Evet, kendimizce doğrular söylemeye çalışmamız doğru ama çalıştığımız doğru ama şimdi bizim doğrumuzun başkasının eğrisi olabileceğini de göz önünde bulundurmalıyız. Yani şu toplumun ortak akıl dediğimiz şey nedir? Ortak akıl şudur. Toplumun en azından çoğunluğunun kararıdır. O çoğunluğunun ortak seçimi kararıdır. Yani şimdi bu ortak seçime ve karara karşı toplumcu olan insanlar için en önemli şey toplumsa, toplum karar veriyorsa saygı duymak lazım en azından. Yani tabii ki eleştireceğiz ama bunun bir süreci, eleştirecek bir şeyler olmalı. Yani şu yanlış yapıldı somut bir şekilde. İşte şurası yanlış. Çöp toplanmadı bu sabah. Dün sabah da toplanmamıştı. Pazar kokuyor. Var mı böyle bir durum? Şu an için yok. Şimdi bu noktada ben şunu söylüyorum. Profesyonellik elbette ki önemlidir ama bir profesyonellik oligarşisi yaratmak da doğru bir şey değil. Bu tıpkı şuna benzer. Sen ne bilirsin ki konuşuyorsun diyen Jacobin ve oligarşik bakış taraftarlarının tipik yaklaşımıdır. Şimdi ben şuna inanıyorum. Eğer siz gerçekten gören göze sahipseniz, herhangi bir tahsil, bakın gören göz ve adalet, herhangi bir tahsil sürecinden geçmeseniz bile, inanın çok güzel şeyler ortaya koyabilirsiniz. Ben basit bir örnek vereyim. Mesela Aşık Veysel hiçbir müzik eğitiminden geçmemesine rağmen Avrupa'daki profesyonel müzik kariyerine sahip olan insanların defalarca gelip Aşık Veysel'in ürünlerini etüt ettiklerine tanık oldu millet olarak. Şimdi Nazım Hikmet'in
Türk köylüsü şiirini okuyarak bu noktaya da bir açılım getirmek istiyorum. Topraktan öğrenip kitapsız bilendir, Hoca Nasreddin gibi ağlayan, Bayburtlu zihni gibi gülendir. Ferhat'tır, şirindir, Ferhat'tır, Kerem'dir ve Keloğlan'dır. Yol görünür onun garip serine, analar babalar umudu keser, kahpe felek ona eder oyunu, çarşambayı sel alır, bir yar sever el alır, kanadı kırılır, çöllerde kalır, ölmeden mezara koyarlar onu, o Yunus'u biçaredir, baştan ayağa yaredir. Devam ediyor, avu içer su yerine, fakat bir kere bir dert anlayan düşmeye görsün önlerine, ve bir kere vakt erişip gayrık yeter demesinler, ve bir kere dediler mi İsrafil surunu urur, mahlukat yerinde durur, toprağın nabzı başlar onun nabızlarında atmaya, ne kendi nefsini korur, ne düşmanını kayırır, dağları yırtıp ayırır, kayaları kesip yol eyler ab-ı hayat akıtmaya. Şimdi bizim insanımız illa profesör olması gereken bir insan değil. Bizim insanımız adaletle ve derici bir gözle bakarsa olan bitene, kör edilmezse pek çok gerçeği bir profesörden bile daha iyi görür. Burada ben şunu söylüyorum. Söylediklerinizin bir kısmına katılıyorum. Bakın, somut örnekler. Mesela eleştiriyorsanız somut örnekler vereceğim. Bu iyi niyetin göstergesi. Ve görmek çok önemli. Ama ya sen profesyonel siyasetçi değilsin, ne eleştiriyorsun tarzındaki, hayır siz öyle demediniz ama ben öyle diyenlere söylüyorum. Bu aslında şudur, sen bir şey anlamazsın. Ben bir şey anlamazsam benim oyumu niye istiyorsun? Anlamayan adamın oyunu mu istiyorsun sen? O zaman eleştiren iyi niyetle eleştirecek, dinleyen de eleştiriyi kale alacak ki bu benim aynam diye. Benim aynam diyecek. Ben o açıdan herkesin iyi niyetli eleştiri hakkına sahip olduğunu ve bir koltukta oturanın da o eleştiriyi mutlaka kale alması gerektiğini düşünüyorum. Bu her aşamada gerekli. Yani bitireyim ben. İsterse Ankara'da bulunan iktidar ya da muhalefet mensupları, ister ilçe düzeyindeki siyasetçi, herkes şunu diyecek. Kardeşim, sen gerçekten iyi niyetle, sağlıklı, doğru değerlendirmeler yapıyorsan sen bana ayna tutuyorsun. Ben bu aynayı tuttuğum için teşekkür ederim diyor. Yoksa şöyle bir şey yok. Hiç kimse eleştirmesin. İktidar ya da muhalefet bize altın tepsi içinde idare verilsin altın tepsi içinde. Biz çalalım, biz oynayalım. Böyle bir şey yok. Eleştiriyi ben bilmiyorsam o zaman benim cahil kalmamı sağlayan mekanizmayı yok etmek iktidarın da muhalefetin de görevidir. Bana üreteceksin. Ben her zaman şunu söylüyorum. Her partinin ana görevlerinden bir tanesi ciddi parti okulları kurmaktır. Hiçbir parti için demiyorum. Genel olarak söylüyorum. Hiçbir belediye için söylemiyorum. CHP'de var bu. Tamam, varsa ne güzel, alkışlıyorum. Hiçbir parti, hiçbir dernek, hiçbir misyon sahibi olan yapı, efendim okey çanak oynatmak, oyun oynatmak, bilmem kitapsız bir ortam meydana getirmek, Fuzuli beyhude konuşmaların yapıldığı bir yer haline getirilmek, bu affedilmez bir hatadır. Kesinlikle bunun önüne geçilmelidir. Her parti seçmenini aydınlatmak ve öğretmek zorundadır. O kadar ki kendini eleştirme cesaretine sahip olsun. Bu çok önemli. Türkiye'mizi ileriye götürmek istiyorsak iktidarıyla, muhalefetiyle bunu yapacağız. Eleştiren insanlar çok önemli. Ben mesela bir eğitimci olarak her zaman şunu yaparım. Her hafta son dersin 15-20 dakikasında beni eleştirin adlı kompozisyon yazdırırım. Ve adlarının soyadlarını da istemem. Ve onlar bana inanılmaz ışık tutar. Ben her eleştiriyi kale almam. Niye? Şöyle, adam farklı notunu düşük aldığı için beni eleştiren insanlar var. O başka. Ama ciddi eleştirileri ben göz önünde bulundururum. Yani çünkü bu benim aynamdır. Siyasetçi de bunu yapmalı. Herkes, bilim adamı da bunu yapmalı. Ekonomi, esnaf da bunu yapmalı. Ki eleştiri bilimin temelidir. Felsefenin de temelidir. İlerlemenin de temelidir. Eleştirinin olmadığı yerde yobazlık ve çürüme başlar. Yani ben
bu notları düşeyim. Elbette sen de aynı şimdi görüşleri paylaşıyorsun. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi eleştiri doğru ama bilgili, belgeli, mantıklı eleştiriler. Mutlaka, mutlaka. İkincisi... Az önce ne dedim? Bizim şimdi... Az önce dedim ki yani burada yazı yazan arkadaşlar da lütfen temele dayalı yazı yazsın dedim. O anlamda söyledim evet, seni teyit etmek için. Bizim en önemli mevzumuz ne biliyor musun? Bilimsel kuşkuculuğun, toplumculuğun en önemli ögelerini oluşturan sonuçta halkın seçimi. Yani en önemli eleştirisi halkın oy vermesidir. Halk gidiyor oy veriyor, eleştiriyor işte. Ya da değerlendiriyor, değerlendirmesi diyelim, eleştirmesi demeyelim de değerlendirmesi. Şimdi bizim buna kendi açımızdan tabii ki bildiklerimizi söylemek gibi bir hakkımız var vatandaş olarak. Ancak şu başka bir şey, bir konuda çalışırız deriz ki işte derelerimiz için mücadele ediyoruz. Bu mücadele için belli bir çalışma yaparız. Bu konudaki eleştiri. Şimdi biz burada bir sohbet ortamında konuşuyoruz. Tamamen hazırlıksız. Bilgi birikimimize dayanarak kendimizce bir şeyler söylüyoruz. Şimdi buradan taraf olmak, bir de tarafgirlik çok önemli. Demokrat olmak çok önemli. Şimdi tarafgir olarak yaklaştığınız zaman tabii ki çok sert eleştiriler yaparsınız. Ama demokrat olarak baktığınız zaman o kadar sert eleştiriler yapmanız gereken zamanlar da tabii ki o sert eleştiriler yapmanız gereken zamanlar da olabilir ama şimdi siyaseten baktığınız zaman bir de şöyle bir şey, süreçleri iyi değerlendirmek lazım. Yani neyi eleştiriyoruz, niçin eleştiriyoruz, ne kadar eleştiriyoruz? Şimdi ben her zaman AK Parti siyasetinin karşısında olan biri, yani solcu olarak karşısında siyaset yapan biriyim ama mesela şöyle küçük esnaf olarak ilk 5 hatta 6-7 yıl ekonominin bir anlamda esnafa şimdi nefes aldırdığını söylediğim zaman bizim partililer beni çok eleştirdi. Ya arkadaş ben küçük esnaf olarak yaşadığım şeyi söyledim. Veya işte hiç mi iyi bir şey yapmadı? Şimdi o zaman 15 yıl nasıl iktidara kaldı? Şimdi bunları konuşmamız lazım. Şimdi eleştirirken mantıklı olmamız lazım. Doğruları söylememiz lazım. Eleştirmek için eleştirmememiz lazım. Ben onu söylemek istedim. Mutlaka öyle. Yoksa yanlışları eleştirmemek, bilimsel kuşkuculuk ve eleştiriyi belli insanların tekeline almak. Eleştirir, o çok tehlikeli. Eleştirirken tarafgirli eleştirmek, kendi açımızdan eleştirmek çok kolaydır. Demokrat olarak eleştirmek, toplumun her kesimi. Şimdi ben en çok eleştirdim mesela şu anda eleştirdim. Emeklilik oranı, yani emeklilikte maaş bağlanma oranı. Şimdi insan emekli oluyor, 20-30 sene çalışıyor işte 1000 lira maaş alıyor, 1100 lira maaş alıyor, 1200 lira maaş alıyor. Sen bu ülkede asgari geçim standardını, ki o da çok düşük de, 2300 lira koymuşsun, adama 1500 lira emekli maaşı bağlamışsın. Ne demek istiyorsun, öl mü demek istiyorsun? Zülfikar'a dokunduk. Tabii, yani şimdi ya ama şimdi böyle bir şeylerle ben, eleştirmek yani bu eleştiri ben şunu verilere söylüyorum. Dayanan bir eleştiridir. Ama şimdi verilere dayanmayan işte ben buradan atar keserim ağzımızda az çok 3-5 laf yapar. Bizim, ama bu izleyenleri ve dinleyenleri de mutsuz eder. Çünkü ne yapmış oluruz? Biz de adaletsizlik yapmış. Şimdi bakın çok önemli demin, bu adalet çizgisini konuşmanın, başkalarına karşı da savunmamız gerektiğini düşünüyorum. Konuşmanın başında ben özellikle halkın sadece yöneticilerin değil, halkın da bilimsel ve analitik felsefeyi rehber edinmeleri gerektiğini, bu noktada da sorumlu olduklarını söyledim. Çünkü bu ama onu başardığı zaman Türkiye'nin sorunu kalmaz. İşte mesele o zaten. Ama şimdi ben şunu diyorum. Bunu sadece bir profesörden, bir mühendisten, şundan bundan değil, halkın kendi içinden de beklememiz gerekiyor. Basit bir örnek vereyim. Almanlar için şunu söylerler. Alman teknolojisi, mükemmel, Alman sokağı vesaire.
Almanlar için şunu söylerler. Almanlar iki kapı gördükleri zaman birinin kapısı üzerinde cennet yazıyor, diğerinin kapısı üzerinde cennet üzerine konferanslar. Alman cennete değil, cennet üzerine konferanslara gidiyor. Niçin? Çünkü cennetten çok cennetle ilgili bilgi ve tartışmayı seviyor. Bu aslında şu anlama geliyor. Avrupalı bilgiyi ve analitik düşünceyi en önemli zevk haline getirmiş. Yaşamanın kendisi içinde yaşamsal süreçler eritmiş. Biz de elbette ki o temele dayalı olarak eleştirilerimizi yapacağız. Yalnız burada şu çok... Evet, değerli dostlar, teknik bir arızadan dolayı yayınımıza ara vermiştik. Teknik arızayı Lütfü hocamız düzeltti o birikimiyle, o bilgeliğiyle. Şimdi son bölümüne geçeceğiz programımızın. Devrim Kantoğlu'yla beraberdik. Pazar ilçe siyasetinde önemli bir isim, önemli bir gelenekten gelen, önemli bir aileden gelen önemli bir isim Devrim Kantoğlu. Son olarak son konuşmalarımızda, kesilen, kesintiye uğrayan konuşmalarımızda eleştirinin öneminden bahsetmiştik. Özetle eleştirinin son derece önemli olduğunu, aslında Atatürkçü düşüncenin bir eleştiri mirasının taşıyıcısı olduğunu söylemiştik. Ki Avrupa'daki bütün gelişmeler de eleştiri üzerine kuruldur. Fakat bizim toplumumuzda eleştiriyle hakaret bayağı birbirine karıştırılır. Eleştiri yıpratmak için yapılır. Oysa eleştirinin temeli hataları gösteren bir ayna olmaktır. Bu doğrultuda Devrim Bey'le beraber hemfikiriz. Bütün siyasetçilerimizden dileğimiz, temennimiz lütfen kendilerini sağlıklı eleştirenlerin eleştirilerine kulak vermeleri, bu doğrultuda kendilerine çeki düzen vermeleri olacaktır. Bunu diliyoruz, bunu temenni ediyoruz. Evet Devrim Bey, son bölüme geçtik. Burada son olarak ne diyorsunuz? Nasıl bir, özellikle il seçimi yapılacak. İl seçiminde mutlaka dilekleriniz, görüşleriniz, değerlendirmeleriniz vardır. Buradan başlayalım ve bölgemizin, ülkemizin, dünyanın siyasal gidişi, ekonomik gidişiyle ilgili temennileriniz, dilekleriniz, önerileriniz varsa onu alalım ve böylece programı kapatalım. Şimdi en önemli mevzularımızdan biri şu. Siyaset bizim düşündüğümüzden, düşündüğümüzün ötesinde toplumsal yaşamımızı etkileyen önemli bir şey, etkin. Ve ciddi bir iş, ciddiyetle yapılması gereken bir iş. Ben Rize siyasetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki farklı farklı şekilde yorumlanmasını düşünüyorum. Birinci bölüm Rize ili merkezi ve işte Kalkandere, İdere, İkizdere gibi ilçeleri, bir de Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Hemşin, Çamlı, Hemşin gibi ilçelerinde farklı bir siyasal iklim olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, buralarda daha özgürlükçü, geçmişinde sol olan yerler, diğerleri daha sağ ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok daha etkili olduğu, her bölgemizin her yerinde etkili ama bize göre oralarda çok daha etkili olduğu bir yer. Onun için CHP siyasetinin Rize merkezde maalesef çok güçlü olmadığını düşünüyorum ki bunun en büyük göstergesi olarak da tek listeyle seçime gidilecek ve bu süreç sonucunda rekabetsiz bir ortamda seçim yapılacak. Bu üzücü bir şey Cumhuriyet Halk Partisi adına ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP siyasetçileri adına. Ben bu konuda başta Sayın Kenan Bıyık olmak üzere
etkin ve yetkin isimlerin mutlaka mutlaka ve mutlaka alternatifli bir yönetim listesi oluşması için mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben o kadar CHP'nin içindeki tabii geçmişten kalan dostlarımız falan var ama çok fazla bugün il başkanlığına aday olabilecek kimler var kimler yok bilmiyorum ama mutlaka ve mutlaka seçime tek listeyle değil en azından iki listeyle gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Rize'den bir milletvekili çıkarma umudunun en azından umudunun çok daha ciddi bir siyasete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu da tabii ki sadece benim fikrim. Ama bu konuda bu fikrimde çok ısrarcı olmadım bugün düşüncelerimde. Ama bu konuda ısrarcı olmak durumunda hissediyorum kendimi. Neden hissediyorum? Şunun için hissediyorum. Ciddi anlamda bir başkanlık problemi olduğunu düşünüyorum. Ciddi anlamda, çok ciddi anlamda bir il başkanlığı problemi olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi, çok ciddi bir yönetimle mutlaka ve mutlaka Rize bölge siyasetinin önemli isimlerinden birinin mutlaka ve mutlaka aday çıkması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda umudumu yitirmek istemiyorum. Bu konuda bir şeylerin olması gerektiğine inanıyorum. Aksi olarak şunu söyleyeyim. Özellikle milletvekili adayı olacak olmayı düşünen arkadaşlara şunu söyleyeyim. Bu koşullarda milletvekili çıkarma umudumuzun çok azalacağını inanıyorum. Bunun böyle bir değerlendirme, böyle bir eleştiri günün sonunda her konuda işte Zülfikar'a dokunmadan geçiştirmeye çalıştı diyor Osman Hoca. Aslında öyle değil ama bugün günün sonunda bunun çok CHP siyaseti için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu dönem farklı bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Rize'den bir milletvekiline ihtiyacı olduğu bir dönem. Bu anlamda bunun gerçekleşmesi için şimdi diyeceksiniz ki işte kişisel olarak ben il başkanıyla çok tanışan ya da çok problem yaşayan biri değilim. Ufak tefek tartışmalarımız olsa da ama bu şeklin, bu siyaset yapma şeklinin bize milletvekili getirmeyeceğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mensubu olarak siyaset yapmasam da sonuçta bir partili olarak bu konuda herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini, eski il başkanları, milletvekili adayları, bu konuyla çok ciddi ilgilenmeleri gerektiğine inancım sonsuz. İlgileneceklerine inancım sonsuz. Bekliyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Evet, Devrim Bey'e, Devrim kardeşime yayınımıza katıldığı için, bize misafir olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Son derece önemli şeyler söyledi. Programın başında bazı değerlendirmeler yapmıştı. Bu değerlendirmeleri abartılı olarak bulmuştu Devrim Bey ama ben bir kez daha gördüm ki Devrim Bey siyaset konusunda, demokrasi kültürü konusunda rahmetli babasından aldığı mirası babasını utandırmayacak, hatta onurlandıracak şekilde taşıyor. Teşekkür ederim. Yıllar içinde mutlaka yaşam sürecinde karşılaştığı olaylarla bildiklerini sanayacak, daha da geliştirecek, daha da aydınlanacak, daha da toplumuna, insanlığa, Türkiye'deki demokrasi kültürüne faydalı olacaktır. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben Sayın Hocam bitirmeden kısa bir söz hakkı istiyorum. Tabii. Ülkemiz adına üzücü bir deprem yaşandı. Bu depremde ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına
üzüntülerine sabır, başsağlığı diliyorum. Ülkemiz adına, birlikte yaşama kültürümüz adına acı şeylerin de olmamasını istiyorum, diliyorum. Ama bütün bunlara rağmen, şunu da söylemek zorundayım. Tüm siyasetlerin, siyasi partilerin üstünde depreme karşı, tüm siyasetlerin üstünde, ben politik ayrım yapmadan, tarafgir olmadan, tüm siyasi partilerin, tüm siyasetçilerin en önemli şeyi insan yaşamı olduğuna olan sonsuz inancımla depremin olabileceği, ki deprem bölgesindeyiz, bir ülkede yaşamanın sorumluluğunu, taşımaları gerektiğine inanıyorum. Depremde kaybettiğimiz canlara sonsuz rahmetler, yakınlarına başsağlığı, acılarını paylaşıyorum. Bir an önce devletin, sosyal devletin, halkımız da tabii ki katılacak ama sosyal devletin depremzedelerinin sorunlarını çözeceğini, çözmesi gerektiğine inanıyorum ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Osman Hocam'a beni davet ettiği için, sevgili Lütfü Global Hocam'a teşekkür ediyorum bu sohbeti. Bu bir dost sohbetiydi. Konular hakkında yeterli hazırlıklar yapılmadan geniş yelpazede bir dost sohbetiydi. Katılanlara, izleyenlere, bizim gibi düşünmeyenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, depremzedeleri, depremden etkilenen yurttaşlarımıza biz de geçmiş olsun diyoruz. Vefat edenlere Allah rahmet etsin diyoruz. Başsağlığı diliyoruz geriye kalanlara. Ve umarım bundan sonra yaşayacağımız muhtemel depremlere karşı gereken tedbirler alınır. İşte binadan, malzemeden çalınmaz. Ve bilimin gösterdiği yolda sağlıklı bir şekilde depreme gereken önlemleri alırız. Ve milletçe kriz anlarında hiçbir ayrım gözetmeden, siyasal rant, dinsel rant, efendim kişisel rant ve benzeri rantlar gözetmeden, sırf ülke ve milletimizin geleceği adına birlik beraberlik ruhumuzu geliştirmemiz gerektiğini vurguluyorum. Değerli dostlar, güzel bir program oldu. Son olarak şunu söyleyeyim. Biz her siyasi partiye açığız. Her siyasi partiye bu masada eşit mesafedeyiz. Elbette ki bizim düşüncemiz, bizim görüşümüz, bizim sandık başına gittiğimiz zaman verdiğimiz bir oy verdiğimiz bir siyasal parti var ama bu masada kim gelirse gelsin herkese eşit mesafedeyiz. Herkes görüşünü bu milletin yararına olmak koşuluyla görüşünü özgür bir şekilde söyleyebilir ve bu doğrultuda bizim onlara, katılımcılara düşüncelerini geliştirici veya düşüncelerini daha özgür bir şekilde açıklama getirebilecekleri sorularımızla da muhatap kılacağımızı belirtelim. Çünkü demokrasi demek tartışmak demektir, konuşmak demektir, farklı fikirler demektir. Farklı fikirlere, düşüncelere tahammülkar olmak demektir. Ve bu ülkede ne kadar farklı fikirler varsa bu ülkenin demokrasi kültürünün o kadar zenginleşeceğini, o kadar gelişeceğini ve dolayısıyla ülkemizin de o kadar ileriye gideceğine inancımız sonsuz. Bu inanç doğrultusunda tekrar ediyoruz. Her siyasal partiye açığız. O siyasal parti bizi bulabilir, telefon numaralarımızdan arayabilir. Gereken randevular, gereken zamanlar ayrılır. Gereken program tarihleri kararlaştırılır. Ve memnuniyetle her siyasal partiye yönelik programlarımızı gerçekleştiririz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gecenin akşamı bu saatinde, geceye yaklaştığımız bu saatte, bu zamanda hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, bilgiyle kalın, esenlik içinde olun diyorum. İyi geceler, kendinize iyi bakın. Çok